akşamlar sevgili seyirciler. Bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle orta sahada birlikteyiz. Ekran başına hoş geldiniz. Evet, ekranda gördüğünüz gibi değerli müdürüm bugün stüdyo konuğumuz. Bildiğiniz gibi Malatya Genç Sporlu Müdürümüz Sadi Fındıklı stüdyo konuğumuz. Kendisi bildiğiniz gibi 2009 yılında Malatya'ya geldi Hatay'dan. Ve 2009'dan bu yana Malatya'da hizmetlerine devam ediyor. Birçok projede imza attı kendisi. Bugün kendisinde yapılan işlerle onları kendisine alacağız. Çünkü her sene olduğu gibi bildiğiniz gibi 2005 yılının değerlendirmesi biz her aralığın sonunda alıyorduk. Ama aralığın sonuna gelen müdürüm gelecekti. Rahatsızlığından dolayı gelemedi. Bugüne evet. Kısmetmiş. 2005 yılını bugün değerlendireceğiz. 2006 yılında yapılacak programlar vardı mutlaka. Malatya için neler var, neler yok onları kendisinde alacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Şenol Bey. Teşekkür ediyorum. Sizi evet. Ve kanal çalışanlarınızı ve bizi izleyen tüm seyircilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Evet, demin de programın başında söyledim. 2005 yılının değerlendirmesi genelde aralığın sonunda her evet. Sene bir genelde alıyoruz sizden. Evet. Ya başında ya sonunda mutlaka evet. Ekranımıza stüdyo konumuz oluyorsunuz ama. Yine zaman uygundur. Ocak ayındaysanız. Çok zaman geçmedi diyorsunuz. Tabii. 2015'i kısaca değerlendireyim. Çünkü çok faaliyet yaptık. Bildiğiniz gibi bizde ana faaliyet alanları olarak bir personelle ilgili işler ve işlemler olur. İşte yeni işe başlayanlar, hizmet alımı, antrenör alımları, can kurtaran vesaire ve personelle ilgili işler. İki, tesislerle yapılan işler, devam edenler, bitirilebilen işler. Üç, sportif faaliyetler. Sportif faaliyetlerde biliyorsunuz bir, kendi yerel liglerimiz vardır ve yerel faaliyetlerimiz. İki, bakanlık projeleri vardır. Üç, federasyon faaliyetleri vardır. Bunların grup, yarı final, final müsabakalarına hem ilimizde ev sahipliği yaptıklarımız oluyor bildiğiniz gibi. Hem de bizim sporcularımızın katıldığı müsabakalara kafilelerimizi hazırlar, idareci ve antrenör nezaretinde göndeririz. Ve bunlardan da elde ettiğimiz hasılat vardır. Hasılatımız da bildiğiniz gibi milli takım seviyesinde sporcu yetiştirmek gibi bir misyonumuz var. Bu da ayrıca bir faaliyet alanımız. Çünkü bu kadar tesis, bu kadar faaliyet, bu kadar hakem, bu kadar elektrik parası, bu kadar su parası, bu kadar efendim yakacak foil oil vesaire derken devlet bu yatırımı ilimizde yapmamız için tüm imkanlarını seferber etmiş. Efendim işçi, memur istihdam etmiş. Bütün bunlardan mana Malatya'daki yerelde sporcularımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize spor yaptırmak. Diğer artan saatlerde vatandaşımıza spor yaptırmak. Ama bunların hepsinden daha yukarıdaki bir amacımız da bunlar taban amaçlar. Olabilecek elit sporcuları yetiştirip milli takım seviyesinde milli takım kamplarına göndermek ve oradan da ülkemize bir yarar sağlamak. Ülkemizin uluslararası müsabakalarda milli formayı giydirecek sporcu sayısına Malatya'nın bir katkıda bulunması gerekiyor. Bildiğiniz gibi bu da ayrı bir faaliyet alanı. Birçok ilde sporcu kökenli olmayan il müdürleri sporcu kökenli olmadığı için burayı biraz es geçerler işin doğrusu. Ben burayı hiçbir zaman es geçmedim. Kendim de bu bölgede yetişmiş amatör bir sporcu, sonra profesyonel, sonra milli takımlara yükselmiş bir kişi olarak antrenörlük yapmış, kulüpçülük yapmış, her alanında çalışmış bir kişi olarak buradan yeni simaların, yeni isimlerin, elit sporcuların Türk sporuna kazandırılması için faaliyetlerde bulunuyoruz. Şimdi bir takım rakamlar vereyim. 2014-2015 sezonunun. Hocam şöyle desek, şimdi 2009'da Malatya'nın nüfusu 631 filandı o zaman. Evet. Yani 600 tam yani tam bir ilçelerle rakam vermeyelim de. Evet. Şu anda Malatya 762.770.000 olmuş evet. Bir nüfusu var. Tabi bu çerçeve içerisinde 2009'da yapılan yatırımlar belli zaten. Çünkü siz de bahsettiğiniz gibi belki ödenek 1 lira gelmiştir ama şimdi 10 lira geliyor. Tabi ne kadar para çok geldiği zaman o kadar para harcama yatırım alanı daha genişliyor. Belki spor branşlarında bir genişleme var. Şüphesiz. Geçen yıl 33 tane spor branşı var şu anda Malatya'da. İşte gittikçe artıyor. Yani şimdi eskrimi ilave ediyoruz. İşte hokey canlanmış. Efendim bocce, bowling, dart mesela sahamız yok.
AVM'ye bir bowling salonu yapıldı. Biz onu bile değerlendirip federasyona bildirdik. Dedik bizim her ne kadar sahamız yok ama AVM'de bir bowling sahası var. Biz oraya federasyon faaliyeti yaptırdık. Evet, anlatabiliyor muyum? Buz hokeyi mesela. Orada bir buz pateni sahası var AVM'de. Biz oradan bir takım çıkartıp bunu müsabakalara gönderebildik. Yani en küçük imkanları değerlendirip yeni branşlar ilave ediyoruz. Zaten buzda Ali Hocam zannetsem Türkiye Şampiyonası falanmış. Ertelenmiş burada olması için. Evet. Ya alan darmış galiba da tabii ondan yani, dolayı. Uluslararası şey olmadığı için. Normlara uygun değil. Tabii bu bir AVM'nin içerisine yapılmış sosyal bir tesis. Ama inşallah ileride daha iyisi olur. Mesela kayak sporunu ilave etmek için Sayın Valimiz Ulvi Saran'ın döneminden beri uğraştığımız Yamadağ'ında bir kayak merkezimiz var. Eğer biz bu kayak merkezini önümüzdeki yıl açacağız, açtığımızda bir branş daha ekleniyor. Ama bildiğiniz gibi kayak tek başına bir branş değil. İçerisinde birçok branşları barındıran bir merkez, bir branş. Snowboard'undan tutun da diğer branşlara kadar orada neşünema bulacak, canlanacak. Mesela lisanslı sporcu sayılarımız 35.548 iken 2014'te, 2015'in sonu itibariyle kapatmışız 46.000'den. Hocam 46.000'den yararlandığımız şu ana kadar belki ya tamam lisans çıkmıştır mutlaka vardır da. Hı hı. Yani 46.000 içerisinde... Şimdi faallere da... gelecektim tam da soracağınız soru. Tabii hocam. Çünkü buyurduğunuz gibi siz de sporcu kökenlisiniz. Bu işleri bizim kadar biliyorsunuz. Neticede siz de bu ilin sporcu insanlarındandınız. Lisanslı sporcunun ne kadarı faal, ne kadarı vize yaptırmış, bu yıl ne kadarı spor yapıyor? Bu tabii daha ikinci aşamada sorulacak soru ve faal sporcumuz da 7.463'müş 2014 son itibariyle. 2015 son itibariyle 10.866'ya çıkmış. Yani yine bir 3.400-3.500 kişilik bir artış da burada göstermişiz. Kulüp sayısı 144'müş. 2015 sonunda ise 159 kulübe çıkmışız. Yani ha şimdi 159 tane spor kulübü evet, sadece bizde tescilli şu an faaliyet yapıyor. Ama bu şimdi kapa spor salonunda yapılan mı yoksa futbol? Yok yok hepsi dahil. Sadece salon sporları mı şu an? Hayır bütün futbol dahil. Ha futbollar hepsi dahil. İçinde yani. Çünkü, Malatya yani 33 evet. tane spor branşı var şu an değil mi? Evet. Demin mesela lisanslı spor sayısında güzel bir yere değindiniz. Futbol hariç. O çünkü lisansları biz yapmıyoruz. Onu federasyon yapıyor. Federasyon ayrıca. Yaptığı için o rakam ayrı. Daha önce siz yapıyordunuz. Okul sporları ayrı. Biz bu ikisini dahil ettiğimizde 70.000 sporcumuz var. Ben bunu da ayrıca yaptırdım hesabına. Evet. Evet Malatya'da 70.000 sporcu var. 10.000 kişilik şeyimizde 33.000'e falan çıkıyor yani. Futbolu ve okul sporlarını kulübü dahil ettiğimiz zaman. Şimdi kulüp sayısında böyle bir şey yok. Çünkü futbol da olsa, voleybol, basketbol ne kulübü olursa olsun Gençlik Spor Bakanlığı'na tescil yaptırmak zorunda. Evet. Onun için rakam net. Yani 159. Şimdi gelelim diğer bir şeye. İl spor merkezleri yani yaz spor okulları 2013-2014'te 8.599 iken 2015'in sonlarında 9.795'e çıkmış. 9.000. Burada da evet. Yani 10.000'e yaslandı iş geldi. 10.000 diyelim. Ben yani. Başladığım yıl 1.800'dü. Onu da söyleyeyim. Ben elimde zaten döküman var. 1.800'dü başladığımız yıl. Şimdi 10.000 olduk. Bayağı yani. Evet. Hem branş açılımı yaptık, hem tesis sayımız arttı, hem hoca sayımız arttı. Böylece sporcu sayımız da arttı. %1000 olmuş yani. Evet, %1000 oldu. Bir başka demin söylediğim bunların hepsinden yani manası nedir? Bu kadar şey yapın. 50 sporcu var mı hocam diye bana sorarsanız. Yani tamam birçok gencimizi, çocuklarımızı boş zamanlarını değerlendirmek için vesaire spor yaptırıyoruz. Sağlıklı olmak için, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor yaptırıyoruz. Doğru. Peki bunların içerisinden sıyrılıp kendisini Türkiye dereceleri veya Türkiye dışında başarı elde edecek seviyede sporcu yetiştirdik mi? Evet. Milli takımlarımıza da sırf 2015 yılı içerisinde 43 sporcumuzu milli takım seçmelerine ve kamplarına göndermişiz. Dolayısıyla bu da ayrı bir övünç meselesi. Zaten bunların maksadı, demin de bahsetmiştiniz ya hocam. Yani şimdi sporcu yetiştirmek, bunun meyvesini toplamak. Evet. Yani meyvesi de milli takım. Milli takım yani. Yani bundan en güzel bir şey var mı? Bildiğiniz gibi her 4 yılda bir olimpiyat yapılıyor dünyada.
Şimdi 2016'da yine yapılacak. Şimdi olimpiyat sonrası Temmuz'da biter. İşte Ağustos dedi mi Türkiye'nin olimpiyatlarda almış olduğu madalya sayısı direkt bizim bakanlığa soru olarak döner. Kamuoyu tarafından, gazeteciler tarafından. Gençlik Spor Bakanlığı, E-Spor Genel Müdürlüğü. İşte gittiniz, niye bu kadar az başarıya döndünüz? Niye bu kadar, değil mi? Az altın madalya aldınız. Ya kısa kelle koltukta geziyorsun. Yani. Evet, böyle bir şey. Tabii burada Gençlik Spor Bakanlığı bir spor genel müdürlüğü marifetiyle sporun patronluğunu yapıyor ama bildiğiniz gibi her federasyon kendi yönetimiyle kendi milli takım kadrolarını kendileri seçiyor. Kendi faaliyetlerinin sonucunda bunlar oluşuyor. Dolayısıyla tek başımıza Gençlik Spor Bakanlığı olarak hüküm ve karar verici değiliz. Ortak paydaşlarımız var. Bunlar da en önemli spordaki paydaşlar kimdir? Federasyonlarımızdır. Federasyon başkanlarımız da kendi üstlerine düşen tabana yayılma politikaları ardından grup müsabakaları ardından yarı final, finaller yaparak tüm Türkiye'yi şöyle bir taramış oluyorlar. Üst seviyeye çıkan 50 sporcularını da orada milli takıma seçip oradan da milli formayı giydirip uluslararası platforma gönderiyorlar. Ancak bu alanlarda bir tıkanma varsa bu tıkanmanın birçok sebebi olabilir. Mesela finansal sebepler, sporcunun psikolojik sebepleri. Yani eskiden demir perde ülkeleri vardı biliyorsunuz. Sovyetler Birliği. Yani tabii Sovyetler Birliği ve ona benzer faaliyet yapan Bulgaristan, Polonya, Macaristan, Romanya, Polonya, Romanya, Doğu Almanya, Çek Cumhuriyetleri, Yugoslavya bunlar bir model üzerine devamlı sporda başarı elde ediyorlardı. Ama her şey spordu orada. İnsan unsuru yoktu. Dikkat edersen bir Doğu Alman yüzücü Amerika'da yarışmaya gidip oradan da iltica yapıyordu. İltica ediyordu, kaçıyordu. Madem ki her şey altın madalya, her şey altın madalya olmadı ortaya çıkıyordu. Orada özgürlüğe kanat açıyordu, oradan kaçıyordu. Çünkü kendi ülkesinde kendisini kamp eğitim merkezlerine kapatmışlar. Yedirmiş, içirmiş şey gibi, yarış atı gibi devamlı koşturmuşlar. O başarıyı yakalamışlar ama o kişinin kişilik hakları, gezme, yürüme, başka hobilerle ilgilenme, insan olmayı gerektiren diğer faaliyetlerden alıkoymuşlar. Bildiğiniz esaret. Evet. Şimdi bu da doğru bir yöntem değildi ve artık Rusya ve Doğu bloku da dağıldı biliyorsunuz işte Glasnost ve şey hareketinden sonra, Perestroika'dan sonra, Gorbaçov'dan sonra işte gitti. Yavaş yavaş hepsi normal düzene dönmeye başladılar. Dolayısıyla biz burada sporcularımıza bu şekilde bir kamp yaptıramıyoruz. Yani en fazla seçildikten sonra Avrupa'ya gitmeden önce veya Dünya Şampiyonası'na gitmeden önce 10 günlük, 20 günlük neyse bilemediğiniz birer aylık bir kampla Avrupa'ya gitmeye çalışıyoruz. Peki burada daha öncesindeki yani olimpiyata ya da Dünya Şampiyonası'na gitmeden önceki sporcunun geçmişinde ne var derseniz işte kendi kulübünde geçirdiği dönemler, kendi ilinde geçirdiği dönemler önem arz etmekte efendim. Şimdi Malatya'dan milli takıma girip oradan da Avrupa'ya giden bir sporcumuz var. Biz bunu ailesinden ayırmıyoruz. Burada ailesiyle birlikte oturuyor. Hocasından da ayırmıyorsunuz. Hocasından ayırmıyoruz. İlinden de ayırmıyoruz. Ta milli takım ne zaman şeye gidecek? Türkiye Şampiyonası'nda kampa alınıyor. Oradan Avrupa'ya gidiyor. Tekrar dönüyor. Tekrar Malatya'sına dönüyor ya da Konya'sına eski dönüyor. Eski sistem şöyleydi hocam. Şimdi güreş şampiyonası vardı. Güreş şampiyonasından Türkiye şampiyonasına gidiyorsun. Antrenörlerle birlikte gidiyorsun. Ve mutlaka o adam birinci oluyor sporcu. Malatya'yı temsilen. Şimdi eskide hocasından beraber hocası çalışıyordu. Şimdi öyle bir durum var mı? Şimdi bazı branşlarda yani o sizin federasyon bağlamak evet, için o şeyi sporcu antrenör işbirliği diyelim. Özel ya, ilgi alaka bağı var. Psikolojik bağlar var. Bunu muhafaza etmek için bazı antrenörler sporcularla gitti. Özellikle engelli branşlarda sporcular daha duygusal. Engelli, paralimpik olimpiyatlarında onun için söylüyorum. Ama diğerlerinde maalesef yani milli takımın kendi teknik direktörleri var. Buradaki antrenörü oraya gönderir, oradaki teknik direktörü çalıştırır. Futboldaki gibi düşünün. Bunun dışında... Onun faydası burada, var mı hocam?
Bana göre yani şimdi mutlaka burada futbol farklı. Belki de futbolda bölge antrenörleri var. Onların tavsiyesine gidiyorlar. Belki kendi aralarında bir çalışma yapıyor. Bir baş antrenör onu beğenip alamıyor. Ama belki o gün o yeteneğini göstermemiş olabilir. Şöyle bir şey, antrenörün burada sporcusuyla birlikte milli takıma gidip, şimdi düşünün ki 48 kiloda Malatyalı bir çocuk iyi, 72 kiloda Konyalı bir çocuk iyi, işte 80 kiloda artı 80, artı 90'da Ankaralı bir çocuk iyi. Herkes antrenörüyle oraya geldiğini düşünün ve hepsinin milli takıma bu şekilde girip o şekilde gittiğini düşünün, nasıl olacak? Biraz zor yani, uygulaması zor ama olmaz değil. Hep birlikte, her antrenörle birlikte, her sporcuyla birlikte kendini yetiştiren antrenör de gider. Ama uluslararası müsabakalar, hiç unutmayalım ki Türkiye ambiyansının, Türkiye şampiyonlarının atmosferinin dışında bir atmosfer. Bir Ayhan Ataman vardı, benim antrenör hocamdır, spor fizyolojisi hocam. Şöyle bir anıyı anlattı. Ankara'dan gelmişti. Ankara 19 Mayıs Spor Akademisi'nin öğretim görevlisidir kendisi. Hayattaysa Allah selamet versin. Ali Genç'ten bahsettiydi, milli boksörümüz. Los Angeles olimpiyatlarına gittiklerinde. Çocuk süper diyor. Avrupa şampiyonasında yendiği bir İtalyanı olimpiyatlarda ilk seride karşısına çıktı diyor. Çıktı diyor, eli kolu yanına düştü, böyle diyor, aptallaştı diyor. Elendi. Maç oynayamadı diyor. Birinci seride diyor elendik diyor. Finale dahi kalamadı diyor. Ve kendisinin Avrupa'da devamı çok rahat yendiği bir adam. Nasıl oldu da böyle sporcu oldu? Sporcu psikolojisi. İçeri geldi. Dedi ki diyor, oğlum sana ne oldu? Demiş ki çocuk, sporcu. Burası demiş, nasıl bir yer? Ben daha demiş, salondan içeri girdim. Şöyle bir havaya baktım. Bittim hocam, o sırada bittim demiş. Psikoloji baskıya girmiş. Yani bu ben miyim? Ben burada mıyım? Bura nere? Yani öyle bir atmosfer ki Los Angeles olimpiyatları. Tesisin ambiyansı. Yani çocuk onu kaldıramamış. Yoksa rakibimi biliyorum da diyor. Ben kendim de değilim ya, diyor. Yani psikolojik mi? Konsantrasyonu darmadağın olmuş. Ama oluyor hocam. Ve o müsabakaya çıkamamış. Şimdi burada program yapıyoruz. Yıllarca yapıyoruz. Yani bu İş. Konulara girmezdim de burada. Belki vatandaşlarımızdan. Ama şimdi girmenizin maksadını ben anlıyorum. Seyircilerimiz evet. Anlamıştır. Evet. Mutlaka şimdi bir insan çok iyi bir sporcudur ama o gün çok kötü olabilir. Ben olabilir. O yüzden demin onu evet. sordum. Yani. Hatta yarı devre çok kötü top oynayan ikinci devre aslan kesilir. Bizim başımıza geldi. Biz 15-0 o zaman setler 15'ti. 15'te bitiyor. Otomarsan'la maç yapıyoruz benim takım. Ankara Atatürk salonunda, spor salonunda. Birinci set 15-0 kaybediyoruz ya. Bir sayı dahi alamıyoruz. İkinci set biz 15-0 yeniyoruz. Niye? Hoca kafayı yedi yani. Ya oğlum ya deminki siz değilsiniz ya şimdiki siz değilsiniz. Hangisi sizsiniz? Neye inanayım? O da sizi motive etmiş. Bitişikte de öbür takımın antrenörü kafayı yemiş. O da onlara diyor. Oğlum demin 15-0 yenildiniz, şimdi 15-0 yenildiniz. Efendim spor böyle bir şey. Her şey fizik, kondisyon değil. Bir de bunun dışında moral, motivasyon meselesi var. Evet. Çöktüğü an istediğiniz kadar güçlü, kuvvetli olun, müsabakayı alamıyorsunuz. Coştuğunuz zaman önünüze ne gelirse götürüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar sporun bir başka olguları. Demin söyledim yani bizim olimpiyat sporları derecesindeki sporcularımızın mutlaka motive edilmeleri gerekiyor. İlinde ise ilinde, milli takımlarda ise milli takımda. Şöyle, sporcu nasıl motive olur? Sporcu, mesela biz zaman zaman şampiyon sporcularımızı makamda kabul ediyoruz. Alıp Vali Bey'e götürüyoruz farkındaysanız. İşte Sayın Valim ya bir çeyrek altın, ya bir saat, ya bir şey hediye ediyor. Biz forma eşofman bir şey hediye ediyoruz. İşte oturup bir meyve suyu içiyoruz. Teşvik yani. Yarım saat, bir saatimizi ayırıyoruz. O sporcunun beyninin arkasına şunu empoze ediyoruz. Biz yanınızdayız ha. Siz bizim en değerlimizsiniz. Bakın bu kadar işimizi gücümüzün arasında size vakit ayırdık. Sizle birlikteyiz. Sporcu bunu bilecek. Yani devletinin, valisinin, müdürünün, neyse belediye başkanının kendisinin yanında olduğunu bilecek. Anlatabildim mi? Bu hediyelerin, bu toplantıların, bu yemeklerin, sporcuyla birlikte yenen yemeklerin falan anlamı budur. İki, sporcuların neticede günlük ihtiyacı var. Bunlar da bir genç.
Bunlara beslenme adı altında, işte bir şeyler adı altında çocuklara bir harçlık verilmesi bunları oldukça motive eder. Hangi çocukları söylüyorum? Elit sporcuları söylüyorum. Ama bu zaten yani yasada da var zaten. Var ama şimdi Malatya'da biz sporcu yetiştiriyoruz. Yasada var zaten. Şenol Bey, sporcu yetişiyor burada. A kulübünde, B kulübünde. Kulüp vermek istemiyorum. Hepsi bizim kulübümüz. Sporcu uluslararası seviyeye geliyor. Kulüp onu besleyemiyor artık. Yani kulübün maddi gücü yetmiyor ya. Burada bir çatı kurum lazım. Yani bir işte burada Büyükşehir Belediyesi. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi hemen bizim sporcumuzu buradan alıyor. Orada onun beklentisi ne? İş. İşini veriyor. Beklentisi ne? Maaş. Maaşını veriyor. Çocuk orada mutlu oluyor. Zaten tekvando, güreşte zaten birebir zaten gibi, bunlar. Evet. Türkiye'nin en iyi sporcuları hemen yurt şey il dışına çıkıyor. Bu sefer tam madalya alacağı çağları madalyaları orada alıyor. Herkes zannediyor ki İstanbul Büyükşehir yetiştirdi. Hayır. Ki buradan Anadolu yetiştirdi. Biz yetiştirdik. Oraya gitti. Bunu niye böyle heyecanla ve şeyle anlatıyorum? Emeklerimiz bir noktada boşa gitmesin. Malatya'mızda da bunun ana çatısı çok rahatlıkla Büyükşehir Belediyesi olabilir. Ve yapılıyor da. Birçok sporcularımız masa tenisinde, atletizmde. Ben onlara sıra sıra geleceğim hocam şimdi. Büyükşehir Belediyemizde lisanslılar. Ki biz yani antrenörleri bizde, çalışma alanları bizde, her şeyleri bizde. Ama sırf moral motivasyonlarınız, Büyükşehir Belediyemizin imkanları yüksek olduğu için orada mutlu olsunlar. Orada bazı nemalardan yararlansınlar ki il dışına kaçmasınlar. Başka kulüplere, büyük kulüplere doğru yelken açmasınlar diye biz gönderiyoruz sporcularımızı. Miraç böyle, Alican böyle. Yürüyüş milli takımının yarısı artık Malatyalı. Yani masa tenisinde. Masa tenisi böyle. Dolayısıyla işte Miraç Gül orada. Bunlar önemli şeyler. Yani Malatya'nın elit sporcu noktasındaki sorunları ve çözüm arayışları bunlar. Burada Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza Ahmet Çakır Bey ve Hacı Polat Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Birçok sportif alanda başarılı bir şekilde sporcularımızı gönderiyorlar. Hatta dün de çok güzel bir malzeme yardımı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca. Onlara da teşekkür ediyorum tüm sporcularımız adına. Neticede amatör kulüplerin fazla gelir imkanı yok. Hakikaten de yerinde bir malzeme yardım oldu. Güzel oldu. ASKF Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Tüm kulüplerin ana çatısı olarak götürdü orada. Belediye Başkanımızla buluşturdu. Güzel bir ortam oldu. Teşekkür ediyoruz yani. Hocam şimdi siz 82, 80, 81, 82 senelinde Malatya'da amatörde voleybol, yani diğer spor branşı yapan bir sporcuydunuz. Evet. Şimdi o dönem içerisinde Kapalı spor salonu belliyiz zaten. Evet. Belki de o zaman daha yük ağırdı. Çünkü ikinci amatör küme de vardı. Evet. Yani gruplar da çok vardı. Voleybolda 4-5 ligimiz vardı. Baskette 4-5 lig vardı. Şimdi Ali Hoca oraya geleceğim. Allah rahmet eylesin. Allah ona da rahmet eylesin. Onun emeği çok. Şimdi bu dönem içerisinde tabii ki amatör demin programın başında söylediniz ya biz de buralardan geldik. Yetiştik. Şimdi siz spor içinden gelen milli olmuş Malatya'yı temsil eden ve dışarıda oynayan bir sporcu kimliğiyle bu işlere başladınız. Allah nasip etti müdür oldunuz. Malatya'ya geldiniz. Malatya belki de kafanızda ufuttuğunuzda bir şey vardı. Dediniz ki ben şunları yaparım. Bunlar eksikti de ben o dönemleri çok iyi bildiğim için, evet, çok sıkıntı çektiğim için, alttan gelen çocuklarımız sıkıntı çekmemesi için şunları yapacağım, bunları yapacağım mutlaka demiştir. Siz kalbinizden geçmiştir. Çünkü en iyi yatırım biliyorsunuz çocuklardır ama sizin de en büyük yatırımınız Malatya'ya bir çivi çakmak ve onunla anılmak mutlaka. Aynen. Bu çerçeve içerisinde sizler bu dönem içerisinde 2009'dan 2016'ya geldik. Evet. Yaklaşık 6 sene oldu zannedersem. Evet. Tabii ki 6 sene içerisinde mutlaka bir şeyler yaptınız. Yapmaya da evet, çalışıyorsunuz. Bu çerçeve içerisinde neler söylemek istersiniz? Yapılan işler nelerdi? Yaptığınız işler belli. Belki biraz özellikle SSK'nın karşısındaki Kapalı Spor Salonu biraz içeride kalmış. Millet görmüyor, vatandaşlarımız.
Evet. Yani oran vatandaşı görebilmesi için biraz bir şey yapmak gerek. Evet. Orada çok büyük bir tesis var. Çok. Mutlaka onun tesisi iyi değerlendirmek evet. lazım. Bir de vatandaşlar mı git bunları görmesi lazım. Onları evet. Bir sunum yapmak lazım. Bana Doğru göre bilmiyorum ama. Doğru söylüyorsun. Tabii ki ben de git gezmedim ama evet. bir dışarı çok iyi biliyorum. İçine gitmedim. Evet. Hatta pazar günü Yeşiltepe'den gelirken oğlanım oğlum gibi içeri bakalım çalışıyorlar. Evet. Dedim biraz çekim yapalım. Dedim, ben müdürüm yok. Ben müdürüm gelsin müdürümle beraber gezelim dedim. Tabii ki bazı şeyleri kamuoyuna paylaşmak lazım. Doğru Bunu söylüyorsun. Reklam olarak değil bakın yanlış Anladım. anlaşılmasın. Evet. Şimdi demin siz bahsettiniz ya. Diyorsunuz ki bir tane engelli sporcumuz. O bizim kendi çocuğumuz. Öz evladımız. Şimdi bazıları düşünebilir. Ya reklam yapıyorlar. Alt üstü Yok, gitmiş evet. şunu yapmış bunu yapmış. Halbuki öyle değil. Değil, değil, Ama o değil. çocuğa özgüven veriyorsun. Tabii. Malatya arkasında olduğunu iddia ediyorsun. Evet. Belki de onun gibi evde bağımlı kalan bir engelli sporcuyu cesaretini de Cesaretlendiriyoruz. size çekmesi Doğru. gerekir diye düşünüyorum ben. Doğru. Bu çerçeve Amacımız içerisinde o. sizin amacınız ama belki bazı vatandaşlarımız ya alt üstü gitmişler bir tane Evet, onu işte da almış da allandırıp anlatıyorlar. Değil. Mesele öyle o değil değil. mesele o Evet. değil. Şimdi siz Evet. de onu söylediniz ben de Evet. onu bir bağlamda size Teşekkür hak vermek ediyorum. için Evet. söyledim. Çünkü her şey reklam değildir. Değil. Yapılan yatırım reklamı olmaz. Çünkü siz Şimdi siyasi parti değilsiniz, bir şey değilsiniz. şöyle Çünkü siz devlet memuruyuz. devlet memurusunuz, Evet. devleti temsil ediyorsunuz. Mutlaka devletin verdiği parayı siz de çok da İmkanlarla iyi değerlendirmek ve yerinde değerlendireceğim. halka sunma gayreti içerisindesiniz. Evet. Burada belediyelerimiz de aynı, sizler de aynısınız. Kamu Aynen. kurumundaki müdürlerimiz de aynı yani. Aynen. Şimdi üstad, şöyle söylüyorum. Yani doğru sporun içinden geldik. Her aşamasından geldik. En son geldik Malatya'da sporun yönetiminin başına. Ben şöyle aynada kendi kendime baktım ve dedim ki sen ey Sadi Fındıklı yıllarca eleştirdin. Yıllarca işte şöyle dedin, böyle dedin. Şu olsaydı, bu olsaydı. İşte geldin görevin başına. Şu an yettiysen de koşuştur bakalım. Bakanlığın Tesisler Daire Başkanlığı'nın, Genel Müdürlüğün, Genel Müdür Yardımcılarının kapısında ilimizin ihtiyaçlarını doğru belirle, ilimizin ihtiyaçlarını belli yıllara yayarak adım 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 yap. Çünkü ihtiyaç uzun süredir ihmal edildiği için memleketimiz bir yıla, 2 yıla sığacak gibi değil. Şimdi söyleyeceğim. Ben orada yattığınızı biliyorum hocam. Evet. Şimdi spor salonu Malatya'da yapılmamış. Yapıldığı tarih 1967. Şimdiki mevcut sağlık. Atatürk Spor Salonu. Mevcut. Mık Osman'ın yaptırdığı, Allah rahmet Allah eylesin, rahmet Osman eylesin. Çağlı'nın lakabıyla söyledim diye. Zaten öyle demese tanımazlar. Tanımızdır. Osman Çağlı müdürümüzün zamanında yapılmış bir tane salon. Startla beraber yapılmış takım. İkisi bir. Beraber. Beraber. Ondan sonra gelmiş ta Metin Emiroğlu'nun zamanı. Sayın Turgut Özal zaman Bakanımız zamanına 1900 gelmişti. 86 87'de ben o zaman burada antrenörüm. O tarihte Yeşiltepe'ye bir tane antrenman salonu yapılmış. Antrenman. Bu Gidin bakın. cirit alanı. Salon Ha salonda bir Yeşiltepe'de. de cirit alanı Ben vardı ya. salonu bahsediyorum. Orada da zaten bildiğin gibi şeyimiz yok. Futbol sahalarımız Yok canım Şeker'de ve öyle bir şey yok. Sümer'de. Futbol sahalarımız Şeker sahası Sümer stadı. Diğeri Yeşiltepe'de atlı cirit alanı. Biliyorsun. Şu anda üç nolu sağa. Tuttu oraya Muharrem Fırat müdürümün zamanında bir tane de salon daha yapıldı. Bir tane de Arap Çire yapıldı. Metin Emiroğlu Arap Çirli olduğu için. Evet. Bunun dışında Malatya kimse salon yapmamış. Aha 1986 aha 2016 30 sene. 30 sene. 3-4 seneyi çık. 25 senedir kimse dememiş ki ya buranın ihtiyacım var. Burada salon sporu yapılıyor mu? Basketçiler nerede? Voleybolcular nerede? Handbolcular nerede? Güreşçiler nerede? Tekvandocular Orayı bırak nerede? hocam. Bir de kültür faaliyetleri var bir şehrin. Yani Yani faaliyetlerini de bir icra etmesi konser gerekir bu ilin yani. konseri nerede yapılacak? İşte yani Bu kadar parti var. sosyal faaliyetler. Partiler kongrelerini nerede yapacak? Öyle değil mi üstad? Tabii görüyorsunuz ya Şimdi partilerde yapıldı. büyük konferanslar yapılacak bir kapalı mekanı yok Malatya'nın. Ben geldiğimde bunun acısıyla hemencecik ilk şeyim kapalı bir spor salonu. Yani kapalı spor salonu demeyelim, spor salonu. Spor salonu yaptırmanın peşine düştük. Şeker alanından bize verilen alana
2500 koltuklu bir spor salonu yaptırdık. Bunun zemini birlikte kullanıldığında bir kongre ve konferansta ve konserde 4000 kişi alıyor. Zemine sandalye alınca. Yani sahneyi kurup 4000 kişi. 4000 kişiyi çok rahatlıkla kapasitesi bilet satabilirsiniz. Yani. Kapasitesi var. Bir tarafında da antrenman salonları var. Bitişiğinde. Evet. Yapışık yani iç içe. Dolayısıyla çok komplike bir yapı. Hem sporcu yetiştirmeye hem Malatya'nın yeni yüz ak olacak. Peki eskisinin kapasitesi kaç? 1560. Şu andaki. Evet. Yani bunun rahat iki katı bir salona kavuştuk. Bir de koltuklu olunca da şey de düşüyor. Tabii. Şimdi başka bir şey söylüyorum. Biz yalnızca burayı mı organize ettik? Hayır. Bir tane de geldik Tecde'ye yaptık. Hocam Tecde'de kalalım. Tamam. Bir reklam verelim. Olur. Zaten ekranda gördüğünüz gibi kapalı spor salonunun zaten şeyi de var. Ekranda evet. Şurada. Onu daha sonra olur. Dile getirirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var sevgili seyirciler. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Tekrar ekranlarımıza hoş geldiniz. Konuğumuz Genç Spor Müdürümüz Sayın Mehmet Sadi Fındıklı. Kendisinden 2009'dan bu yana yapılan, yapılmayan projeler hakkında kendisinden bilgi alıyoruz. İlk bölümümüz bitti. İkinci bölümde tekrar başlıyoruz. Projelerden başladık ama tecrübeden başladık. Evet. İstersen şöyle diyelim mi sevgili hocam? Salonları ben ya, hani orada yapımı devam edenlerden başlayalım isterseniz. Şimdi şöyle yapılanlardan yani, başlayalım. Daha sonra tamamlanan, daha sonra proje biriminde evet. olanlardan paylaşalım. Daha sonra son bölümümüzde de genel bir değerlendirme yaparız olur. isterseniz. Şimdi yapılanlar neler? Ben bir biraz da yani tasnif ederek gitmek istiyorum. Evet, nedir? Hocam. Salon sporları için ne yaptık? Açık sahalarda ne yaptık gibi gideyim diyorum. Evet. O açıdan bir merkez spor salonumuz büyük, yani devasa bir spor salonu şeker alanında. Tecde'ye bir salon yaptık. Evet. İl özel deresi imkanlarıyla Çavuşoğlu'na bir tane yaptık. Onu şu an belediye, Malatya Belediyesi'ne devrettik. Sağ olsun belediye başkanlığımız orayı yeniden çevre düzenlemesini yaparak hizmete açtı. Tecde şu an hizmette. Yakınca da bir spor salonu yaptık. Battalgazi'de bir büyük spor salonu yaptık. Darende de bir spor salonu yaptık. Akçadağ'da spor salonu yaptık. Arapçir'de ikinci bir spor salonu yaptık. Meslek Sokulu'nun bahçesine. Ve Doğanşehir'de de şu an salon yeri hazır. İhalesi bitti. İnşaatı başlamak üzere. Hocam bunlardan faydalanabiliyor musunuz? Yani ya hepsi dolu. Şimdi dolu da şimdi evet. sporcu bazında. Mesela bütün ilçelerde saydınız 10 tane yakın saydınız zannedersem. 8-9 tane salon. 9-10. 10 tane saymışız. Çavuşoğlu'yla birlikte tamam, 10. 10 tane. Şu anda belki de bizim merkezdeki yükümüzü hafifleten Battalgazi var. Battalgazi olmasa bile Tecide'de şu an tüm basket maçları vermişiz. Bir de şimdi bizim çok şeyimiz var. Yani hesapta olmayan karımız var. Bir de spor okulların spor salonları, onları da iyi kullanıyorsunuz. Evet. Çünkü onu da biliyorum. Yani şu anda salon sporla ilgili Malatya'da sıkıntı var mı? Yok. İşte bu kadar salon yani sıkıntı yok devreye yani. Girince sorun kalmıyor. Bir de bunun dışında mesela Atatürk Kız Lisesi salonu. Bunun dışında bizim Atatürk Spor Salonu. Bunun içinde yok. Yeşiltepe Spor Salonu. Bunun içinde yok. Dolayısıyla Yeşiltepe ve Atatürk Spor Salonu bunun içine ben dahil edersem 12 tane salonu tüm Malatya'ya arz etmişiz, sunmuşuz. Bunun 8 tanesi, 7 tanesi Malatya merkezde. Bir şey daha var inşaatı başlamak üzere. Çok katlı antrenman salonu. Ya, orada da müsabaka olmayacak, sırf antrenman. Yani şimdi bizim sizin spor spor salonunun yandaki nin, amacına daha benzer. Daha büyüğü. Daha fonksiyonel olanı. Evet, yapılacak. Onun içerisinde bir tane de voleybol, basketbol salonu var. O daha güzel olur. Altında da 4 tane şey salonu var. Çok güzel. Ferdi spor yapılacak salon. Büyük spor salonu merkezdeki dediğimiz büyük spor salonu içinde yine bir tane yavru salon.
4 tane de yine antrenman salonu. Şimdi devam ediyor mu? Bitti. Zaten evet, devam bir şey kaldı. 2-3 ayı var. Yani parçeler döşendi. Skorboardlar, ışıklar, lambalar, koltuklar döşendi üstad. O zaman bir gün bir program yapma şeyine geldi. Gezelim hocam. Değil mi? Sorunuzun içinde güzel bir şey söylediniz. Ya da bizim Kenan, biraz Kenan fazla gelsin, biraz çeksin. Böyle tevazu sahibimiz neyse fazla reklam yapmadık. Bir taraftan iş güç çok yoğun. Hocam başladı. Yapılan işin reklam olmaz. Ben bunu her zaman söylüyorum. Tanıtı mı yani diyelim? Yani bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü doğru. Malatya'ya yapılan bir hizmet. Ben size söylüyorum. Şimdi belki seyircilerimiz söyleyebilir, kafasına geçebilir de ki ya şu anda spor salonu yapılmış neresi? Evet, şimdi doğru. Ben diyorum ki biraz içte kalmış. Şekerstad içerisinde. Evet. SSK'nın karşısında Yeni Devlet Hastanesi'nin girişinin acilin yan tarafında. Evet. Eski toprak mahsulü ofisinin yeri. Şekerim bacasının olduğu yer. O baca yıkmadınız değil mi hocam? Yok baca yıkmayın hocam. Yıkmayacağız. Şimdi o çok bir nostalji şeyi var onun. Bende de hatırası var. Çünkü çocukken o kıtlık dönem, kıtlık demeyeyim de işte o zamanki dönemde pirinç almaya geliyordum. Beşkül pirinç için tam Çarmuz'dan oraya yayan geliyordum. Eski tren yoluna. Şimdi orası bir hatıra bana. Şekerin lojmanlarında büyümüş. Şimdi tabii belli yaşa gelmiş bizim yaşlardaki bazı arkadaşlarımız ve tanıdıklarla konuştuk. Onlar da dediler ki ya bu bacanın yani bizde bir nostaljisi var. Bende de var yani. Aynen. Onu biliyorum yani. Biz de onu muhafaza etmeye kararı aldık. Bakanlığımıza da sunduk. Onu yıkmayacağız. Hatta daha da ışıklandırıp, renklendirip bir kullanacağız. Bir de üstüne saat yapılabilir. Bir şeyler yani düşünüyoruz bakalım. Hocam o zaman arenadan başlayalım. Şimdi gelelim devam eden işlerin şimdi, en büyüğüne en gelelim. En büyük arena. En büyük arena. Şimdi arena yılanın kesine döndü. Evet. Malatya tabiriyle yani. Evet. Yılanın kesine döndü. Bitmedi, kalmadı. Müteahhit kaçtı. Müteahhit iflas etti. Evet. Yapıldı, edildi, işte yapıldı. Ama burada birinci ağız sizsiniz. Evet, şimdi birinci anlatayım. Ağızda neler söylemek istiyorsunuz? Ekrana da geldi zaten. Evet. Projektörü arena 39 milyonmuş zaten. Evet. Bu ikinci ihale. Ekranda da zaten gözüküyor. Bu rakam ikinci ihale. Bu ikinci. Tabii. Şu an arkadaşlar buradan duyuruyorum. Ekranda zaten sevgili seyircilerimiz görüyor. Kayseri Arena'ya ama. Evet. Bu isminde de biraz sıkıntı ismini, var. Yani ismini sonradan aprikot. Kimi diyor da aprikot koyalım. Kimi diyor Kayseri. Bazı biz tabii Kaplan olsun. Malatya'nın Kaplan'ın hangi ülkeye ait olduğunu kimse bilmez. Ama Malatya'nın isminin geçmesi gerekiyor. Biz Malatya'nın ismini marka yapmak zorundayız. O da doğru ya. Eğer uluslararası en büyük şey Kayseri ya, reklamı bunun şeyi tamam. Yok. Doğru. Onun sorayım için biz Malatya ismini. Bir de ileride inşallah Türk Telekom gibi, Vodafone Arena gibi, Türk Telekom Arena gibi Malatya'ya para verip ismini alacak biri varsa biz Malatya Arena'nın önüne ardına onun ismini koyarak buranın büyük bir para da kazanabiliriz. Onun boşluğunu bırakmışım. Evet. Bunu da buradan ilk defa söylüyorum. Anlatabildim mi? Anladım hocam. Yani şimdi gelen amaç Türk Telekom Arena. Yani. Şimdi Ülker diyor, Ülker. Yani Şükrü Saraçoğlu Fenerbahçe stadına Ülker ismini aldılar. İlave ettiler. Niye? Büyük bir gelir elde ettiler. Rank. Onun için daha stadyumun isminin üstünde şeyler olacak. Ha, daha olur. Belki bir reklam verecek bir şey olur. Bekliyoruz. O olur yani. O olur. Kayseri'nin içinde. Mantıklısı o yani. Abi Kayseri'nin içinde Kadir Has var biliyorsunuz. Değil mi? Kadir Has oraya büyük bir para vererek onun ismini oraya yazdırabildi. Ya, bir şeyler harcamış. Galatasaray'a yani. Türk Telekom bir sürü para verdi. İsmini oraya yazdırdı. Efendim Vodafone Beşiktaş'a verdi. Vodafone Arena oldu değil mi? Şeyi çok. Antalya'nınki de aynı zaten. Dolayısıyla değişiyor. Burada onlar şeye gerek yok şimdilik. İsimle değişiyor. Polemiğe gerek yok. Çünkü biraz daha profesyonel yaklaşmalıyız olaylara. Para kazanmalıyız. İkincisi stadyumumuz, birinci müteahhitimiz herkesin başına gelebilecek bir şeydir. Bugün kimse zarar etmek istemez Şenol Bey. Dolayısıyla zarar etmiştir. Şirket iflasını vermiştir. Yürütemediğini bildirmiştir. Kanuni uzatmalarını kullandı. Doğrudur. Hukuki bir şeydir. Hemencecik elinden mutlaka alamadık. Yani. TOKİ de burada bu konuda hassas. Tam işi bitti. Bittikten sonra kalan işlerin yeniden hesabı yapıldı. İhaleye çıkıldı. Tabi bunlar bir süreç. İhalenin itiraz süreçleri var. Askıda kalma süreçleri var biliyorsunuz. Bunlar da geçildi. Kalan işin miktarı belli oldu. İhale edildi. Firmalar belli oldu. Firmaların birbirine itirazı bitti.
son kişi ve son rakamla... 3 ay bekleme zamanım var. Tabii. Bu gibi tabii. Yani seyircilerimiz çok bilmez. 3 ayı buluyor, 3 ay, 4 ayı buluyor. Biz yani, de kamu kuruluşta çalıştığımız için bazı ihale süreçlerini tabii. Çok iyi bildiğince belki sevgili seyircilerimiz bilmeyebilirler. Yani bugün... Yani bir geçim süreci vardır yani. Bıraktı gitti hemen ertesi gün gel falan olmuyor. Kişi yap diyemiyorsunuz. Bir kere kalan işlerin tespitinin yapılması lazım. Ne yapılmış, ne yapılmamış? Onun ihaleye çıkabilmesi için o rakamların, onun teknik şartnamesinin çıkması lazım. Anlatabiliyor muyum? Sonra isteklilerin dosya alma süreci var. İlana çıkıyorsunuz ya. O da 15 gün. Onda da bir süre veriyorsunuz. İhaleye şey aldı, dosya geldi, ihaleye girdi. İhaleye girdikten sonra değerlendirme komisyonunun bir süresi var. Dosyayı inceliyorsun. Ondan sonra... ilan ediyorsun falan kişi kazanmıştır ancak diyorsun itiraz edenler şu tarihe kadar itiraz etsin diyorsun. O da süre değişiyor işte bir ay. Bir daha süre veriyorsun. O itiraz süreleri de geçiyor. İtiraz eden yoksa o kişi de kalıyor. O kişiye bu sefer diyorsun git yer teslimi yap. Al iş sana hayırlı olsun diyoruz. Şu an bu aşamaya gelindi ve firmaya 2 hafta önce 15 gün önce yer teslimi yapıldı. Ha, şu anda yapıldı yer yeni teslimi. Firma şu an oturdu. İşinin başında 400 gün süre verilmişti ve 400 gün şu an 15 günü gitti. Evet, sevgili seyirciler, yani, yönetmemizden rica ederim bir daha görüntüyü versen son halini. İkinci bilinmesi gereken bir şey ve yani bunu kamuoyuyla paylaşmak isterim. İkinci kazanan firma Malatyalı. Ha şu kazanan şimdi Malatyalı mı kazandı? Evet Malatya firması. Ha şimdi tek yani Malatya kazanması bir anda iyi olmuş diye. Bir başka niye? Güzellik çünkü diyelim yani. Çünkü güzellik... Bir de müteahhitin sıkıştırma pozisyonundan bütün Malatyalılar sıkıştırabilir müteahhit yani. Müteahhit firmamız da hassas kendisiyle konuştuk. Vali Bey'e götürdüm, tanıştırdım. Vali Bey de kendisine aynen söyledi. Erken bitme ihtimali var mı? Adam da dedi ki benim boynuma borç olsun 1-2 ay önce bitireceğim. Tamam. Hocam yani şu anda ekranda 1-2 ay demek 60 gün demek dostum. Yani bunu biz 350 günlere falan geçtik. Önümüzde bu sezon bu zaten sezon geçti. Da. Zaten şu anda yüzde kaçı hocam sen çünkü şu an en son halini sen biliyorsun. %65, %70'ini bitmiş yani. Bitti evet. Burada %58 diyor da. Ha şu %58'i %65'i. Evet. O da 2015 yılı ödeklerle ilgili evet, zaten evet, onu söylemiş evet. De. Evet. Yani bir sene içerisinde zaten derse bunun üstü hepsi böyle kapalı olacak değil mi hocam? Şimdi yani Kadir Aski mi olacak? Tamamı. Ama siz zamanında bizim Kadir Aski'nin aynı projesi. Evet. Aynı mimar çizmişti. Şeyi de yine bu çizdi. Mersin Arena'yı. Mersin'in. Aynı şey. Aynı mimar çizdi. Mersin'den bu koltuk sayısına kadar aynı. Ha bu 25'ti siz de. O da 25. Daha önce Mersin'de 30'a 25. Çıkartma şansımız da var demiştiniz. 30'a çıkartma şansını ne yaptık? Siz kendiniz söylemiştiniz. Tribünün arkasından mimar beye dedim ki sayın mimarım siz burada geniş yer bırakmazsanız biz ileride bunu büyütemeyiz. Doğru mantıklı bir şey. O da benim bu isteğimi uyarak dedi ki proje siparişi bakanlıktan geldi 25 bin kişilik. Ben dedim ki sen orayı geniş bırak biz ileride onu 30 bin kişi yaparız. Şimdi bir oda düşünün bir otel odası. Siz odayı 15 metrekare yaparsanız 2 yataktan fazla koyamazsınız. Tabi doğru. Ama siz odayı 20 metrekare yaptırır 2 yatağı korsanız ileride sıkıştınız mı bir yatak daha korsunuz. Bu anlamda söylüyorum yani. Anlatabiliyor muyum? O da işte neden kaynaklanıyor biliyor musun müdürüm? Yani sizi şey bahsettiğinden söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Spor içine gelip bu sporu iyi bilmek yani. Ben bu çok önemli yani. Evet. Beşiktaş'ın başına geldi İnönü Stadyumu'nda. Evet. Stadyumu genişletelim diye ta korner çizgisine kadar getirdi koltuk koydu. Hatırla. Hatırla tam şey hatta şey. Yani o çok çalışıyor. Çirkin bir görüntüydü. Ama atletin pisti kaldırdılar. Evet, tabii kaldırdı. Çok çirkindi ve çaresizlikten yaptılar. Niye? Uluslararası maç alabilmek için dostum. Ben de diyorum ki ileride uymayınca... UEFA finali oynayabilmek için hani stadyumuza. Tabii 30 bin, ben 30 bin kişilik yaparım burayı. Anında yaparım. Yer müsait. Şu an 25 bin kişilik, şu an ulusal yani UEFA kriterlerinde. Uygun yani. Şampiyona final olacaksa, UEFA'nın finali olacaksa 30 bin. Yoksa elemelerinde, melemelerinde hiç sorun yok yani stadın. Evet bu konuma geldikten sonra sizin tesisler de burada olacak şimdi değil mi? Şimdi diğer tesislerimizde ne var bunun yanında? Burası bir kompleks oldu. Tamam kompleks oldu. Kompleks yanında oldu. Atletizm sahası atletizm da var zaten. Atletizm sahası. Onun içinde Futbol Federasyonu'na verdiğimiz iki tane çim saha var. Çim saha. Ve federasyonun bize söz verdiği ve protokol imzaladığımız bir sentetik saha yapma sözü var. Ben Sayın Valimiz şu an İstanbul Valisi Vasip Bey'in teşvikiyle ve onun desteğiyle oraya bir de kapalı tenis kortu yaptık. İki tane. O da güzel. Üstü kapalı. Atletizm pistinin şu an yeni ihalesini yaptım.
tamamı sökülecek, tamamı yenilenecek ve bu tarafına bir tribün yapılacak. Yani stat tarafına değil de atletizm pistinin stadın karşı tarafına, federasyon tarafına. Ha, kapı kesişini mi yoksa yan tarafına? Federasyon olacak. Tarafına. Ha, federasyon tarafına bir tribün imal edip altına soyunma odalarını koyacağız. Böylece stadyumun çevre ihaleleri de dahil oldu. Şöyleden söyleyeyim. Yani şu an yeni müteahhitle birlikte biz işin içeriğine baktık ki çevre düzenlemesini de katmışlar. O da güzel bir şey. Buradan tabii TOKİ yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ya çok güzel. Stadyum bittiğinde komple bitmiş olacak. Çünkü adam arabasıyla gelecek. Nereye gidecek? Nereden gelecek? Nasıl koyacak? Büyük organizasyon olduğu zaman. Aynen böyle. Bütün açık kapalı otoparkları dahil tüm alan bu son müteahhitimiz tarafından teslim edilecek bize. Kesin yapsa altında da otopark yaparmış hocam. Çok öyle zaten otopark projede. Da, ha şimdi altı otopark mı? Tamamı değil. Şöyle diyeyim bir 500 araçlık falan bir ha, kapalı protokol var. Diğer tribünlerin altında makina daireleri falan var tabii şeyler var. Kalorifer daireleri, ısı tesin merkezleri var. Bazı yerlerde boşluklar var. Biz oraları başka kafeterya vesaire restoran gibi değerlendirmeyi düşünüyoruz. Sayın Valim burayı yaşayan bir mekan olsun diyordu. Biz eğer yani orada ileride sinema vesaire gibi şeyler yapabilirsek. Ama buraya bir yurt yatacak yer ya da bir konaklama yani, yeri gibi bir şey de düşünmek otel lazım. Otel düşünemiyoruz yani. Maalesef. Ama çünkü devletin konuk evleri falan var ya. Evet. Yani şey yap işlet modeliyle havalandırma ve şey durumu uygun düşmüyor. Yoksa statların şeyin altlarında. Çünkü şu belki de şu anda konforu düşük oluyor yani üstad. Ya, ama şimdi tabii ki bazı yerlerde bir ortaokul düzeyinde, okullar düzeyinde, üniversite düzeyinde kalsa yurtlarda kalıyor genelde. Ben o bazda söyledim. Ha üniversitesinin karşıda yurdu var. Ben ona bir şey demem. Evet. Ama şimdi Yeşiltepe Stadı'na gidiyorum. Birçok orada yöneticilerin, idarecilerin bana söylediği dile getir diyorlar. Ha şimdi size gelmişken ben onu da dile getireyim. Şimdi, diyorlar ki böyle mesela biz idmana gitmek için buradan araba tutuyoruz oraya gidiyoruz. Orada bir eski bizim İnönü Stadı'nın altında futbolcular eskide soyunduğu idmana falan gidiyorlardı. Evet. Onun gibi tesisler yapamaz bunlar. Şöyle bir şey yani onun için geliştirdik. Sayın Asakefe Başkanımız bunu bize iletti. Bütün kulüplerin dedi böyle böyle bir şeye ihtiyacı var. Biz de dedik ki bunu sırf kulüplere alıp geri veremeyiz. İşletmede zorluk çıkar. Yani nedir? Oranın elektrik, su ve diğer giderlerini kim karşılayacak? Kulüpler mi? Biz mi karşılayacak? Daha da var değil mi hocam? Yani tabii. Çünkü orada ısınmak için elektrik ocağı yakacak bir şey diyecek. Ama yatacak ama hocam şu anda. Ama bir tane, iki tane kulüp değil. Yani biz oraya hesap ettik. Malatya merkezde kaç kulübümüz var? Yani demin hesapladık 159 ama ilçe kulüpleri dahil. Bizim Malatya merkezinde 45-50 tane dediler bize. Kulüp olursa binası olur. Hacı Urpolat Bey demiş ki projesini çizdirin. Biz bunu bilemeyiz. Yani nasıl olacağını. Bir kulüp ne ister? Bunu çizdirin biz yapalım. Ben bunu çizdirdim. Evet. Bu projeyi çizdirdim. İki katlı bir proje. Çok güzel. İçinde küçük soyunma odaları ve şeyler de var. Duşlukları ve veceleri de var. Başkası da isteyecek bir şey yok. Dolaplarını koyacaklar, malzemelerini koyacaklar. Biz bunu çizdik, gönderdik. Oradan şey bekliyoruz. Yani bizim mi? Yani bunu kim finanse edecek? Biz projeyi çizdik. Arsasının yerini de belirledim yani Yeşiltepe'de. Zaten orası istimlak edilmiş zaten. İstimlak edilmiş. Sizin yeriniz zaten. Zaten bizim şeye verdi yalnız mülk hala hazinenin onu söyleyeyim yani. Hazine verir hazineden bize yani. Tahsisli. Tahsisi bizde yani. Onu geri alacak hali yok yani. Yo, zaten çok konkursa aynı hocam. Değişen bir şey yok. Ben şunu diyeyim hocam elektrik su parası geldi ya. Şimdi bu ayki elektrik faturasında yazıyor belediye payı diye. Bir miktar para kesmişler. Öyle mi? Evet. 3000 lira işte 1500 lira elektriğine göre. Şimdi ben bugün gelmişti bana da ondan dikkat çekti. 3000 lira belediye payı yazmış. 3000 lira kesilmiş. Şimdi bu kamu yapılan ama bir hizmet. Elektrik parasının içinde belediye yani belediye zaten belediye su parası yazıyor. Alıyor. Şimdi, su parasının içinde çevre temizlik vergisini. Ya on var ama elektrik şu anda elektrik faturasında belediye payı yazıyor. 3000 lira yani 3 TL gelmiş. Ben kendime gelmiş. Bana diyor ki zaten tamam. Kesmiş. Siz de mi dediniz ya bu kamuya yapılan bir hizmet. Evet. Burada benim çocuğum geliyor. Belediye para kesiyor mutlaka. Yani belediye deyince TH kesiyor bunu 3 lira belediye payı diye. O zaman onun parasını da kapta
sporcuları da almak yanlış olur bana göre. Yani şöyle bu biraz tabii, mantıksız gibi düşünebilir. Doğru, mantıkla gidince böyle ama zaten kesiyor bende. Türkiye'de mevzuat hazretleri var yani. Ya tamam da beni kesiyor. Yani. Ben yani ondan... evet. İncelemeden bir şey diyemiyorum. Yok, inceleme bazından söylüyorum. Yani ya kanun, şimdi bu kamuya yapılan kadar... bir hizmet. Diyoruz ya uyuşturucu yaşı 9 yaşına kadar düşmüş şuna buna. Yani şu anda zaten devlet doğru. Buna da izin vermez zaten de. Evet. Mesela biz Yeşiltepe'deki sahalarda aydınlattık iki tanesini. Bir için onluya bir şeye ışıklandırma yaptık. Binoğlu da var zaten. Burada bir elektrik parası söz konusu ve bana bakanlık diyor ki akşam idmanlarında antrenman parası al. Vallahi hiçbir kulüpten almadık. Nasıl alasın hocam yani zaten yani yağla kavrulan insanlar ceplerinden veriyorlar. Ama Kayseri'de, Konya'dan o bir tarafta herkes alıyor. Ben güneş enerjisi yapamamış. Hatay'da da şey yaptım, müdürlük yaptım biz alıyorduk. Yani 20 lira antrenman başına saatlik para alıyorduk. Oray ben bilmiyorum da çünkü. Şimdi biz burada almıyoruz onu söylüyorum. Bu rakamı bir şekilde kompanze ediyoruz. Müfettişe de izah ediyoruz. Aynı senin anlattığın gibi diyoruz ki bu çocuklar bizim memleketimizin çocukları kötü alışkanlıklara vesaireye gitmesin. Bunun bedeli de sırf bu olsun biz bunu ödeyelim. Kabul ediyorlar. Ancak demin anlattığımız yani kulüplerin orada ne kadar masraf olur? Isınma suyu orada suyu ısıtmayacak mıyız? Orada duş almak istemeyecekler mi? Hocam güneş enerjisi yapamaz mı? Yani ya maliyeti çok mu hocam? Mesela kapa spor salonu ya o Yeşiltepe'deki spor salonunun üstünü zaten saç. Yani onun üstünü komple yapılamaz mı? Onun yani Yeşiltepe'deki salonun bitişine yaparsanız onu oradan oraya taşırsınız. O ya anlamadım yani maliyeti ne kadar yani? Bilmiyorum yani bunlar hep hesap kitap meselesi. Yani yahut da Genç Spor Genel Müdürü ona size bakar mı, bakanlık size bakar mı, bakmaz mı? Olmaz da demiyorum. Yani şimdi... Yani buna peşin peşin hemen olur deyip kendimi şeye de bırakmak mutlaka istemiyorum. Mutlaka sen kendim ben yapamayacağım diyemezsin. Çünkü yani, sen de bir üst var yani mutlaka. Yarın yani, bana derler sen de hesap sorarlar sen niye çünkü. Gittin kendine bize danışmadan söz verdin. Bak işte belki kamuoyu belki bilmez. Hı. Diyormuş ki bak 20 lira para kes. Evet. Yani şimdi belki kamuoyu bilmiyor. Bilmiyor bunu. Yöneticiler de bilmiyor şu hiçbiri anda. Hiçbiri bilmiyor. Rahat rahat toplarım. Yani şu anda siz de dile getirdiniz. Ben müfettişlerden. Ben sıkıntıya gidiyorum diyorsun. Ben 4 lira teftiş gördüm. Bu konuda mı? 7 senede. Yok. Yani normal rutin geliyorlar. Evraklarımıza bakıyorlar. Geliyorlar yani. Orada hemen diyorlar ki sen niye şey parası almıyorsun? Sahadan gelir ne kadar diyor. Diyorum sıfır. Nasıl diyorlar ya? Bir yılda yani bu kadar elektrik masrafı, su masrafı var. Sen niye masraf almıyorsun? Ben de diyorum ki burası Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Çocuklarımız bak bir PKK belası var. Kötü alışkanlıklar var. Bağımlılık var. Uyuşturucu var. Alkol var. Biz dedim burada spor yaptırıyoruz. Daha ne istiyorsunuz? En büyük karımız bu diyorum falan. Şu anda Malatya kanun şeyinde bir yani önüne yani, koy. Ne var ne yoktu. Burada bir şey demiyorlar yani ama bir şöyle bir ünlem bırakıyorlar. Sonra bir daha biz savunmamızı veriyoruz yani bu konuda. Ankara'ya gittikten sonra tenkit yazıyorlar yani. Evet, yani. Biz de o konuda savunma gönderiyoruz. Bu sefer teftiş kurulu başkanı bizi hoş görüyor. Yani müfettiş yazıyor ama kurul başkanı tabii burada tamam diyor. Yani Doğu ve Güneydoğu'da desteklenmesi lazım. Tamam diyorlar. Şu anda Sayın Valimiz de size konuda desteği de var zaten. Tabii, size çok güveniliyor. Çünkü öyle. Mutlaka bu işin rejonu bu. Mülkamir bu. O da başbakanı burada temsil ediyor. Çünkü şüphesiz. Hem yani Cumhurbaşkanı hem başbakanı. Başbakanı temsil ediyor. Evet. Mülkamir o. Evet. Yani şimdiden bahsettik ya yapılacak işte yapılan arenadan başladık. Başladık. Arenadan şimdi, sonra ne geliyor bilmiyorum ama. Arenadan sonra mesela salonu verdik şeyi verelim. Kapalı yüzme havuzu. Bildiğiniz şimdi gibi. Mevcut kapalı spor salonu. Hayır. Kapalı yüzme havuzumuz neredeydi? Şimdiki İnönü Stadyumu'nun arkasında. Ben onu diyorum. Mevcut olan yerim. Bildiğiniz gibi biz orayı TOKİ'ye verdik. Bu alan TOKİ'ye verdikten sonra gidince. Stat da gitti çünkü TOKİ. Stat da gitti. Salon da gidecek. Genç Spor Genel İdare binası da. Spor, il müdürlüğü binası da gidecek. İşte, ama gençlik merkezi gitmiyor değil mi? Gençlik merkezi kalıyor karşıda. O da okulun ki olduğu için evet. Yani. Biz yine Şeker'de spor salonunun bitişiğine. Şu Şeker Stadyumu küçük evet, işte. Bu salonun bahsettiğim bitişi. Yer işte. Evet. Evet. Onun bitişiği, salonun bitişiğinde tam olimpik. Bunun altını çizerim. Çünkü 50 metrelik bir havuz. Ve kapalı. Kamuoyunu gezmeniz lazım. Hocam. Evet. 50 metrelik bir havuz. Şu an bu inşaatı su basmandan zemin kata doğru çıktı. İkinci kata doğru ilerliyor. Bu görseli onun. Görseli yani yapılacak. Görseli. Yapılacak önümüzdeki bu. Yıl biter bu. Evet. 20 trilyon civarında şeyi var yani KDV dahil. 17.685
trilyon bir devasa proje. İçinde çift taraflı tribün var. Altında 6 tane ferdi spor salonu var. 60 metrelik de atletizm koşu alanı var, kapalı. Aa, çok güzel. Eğer böyle çok sert havalarda, kötü havalarda atletlerimiz orada çalışabilecek. İzmir'de yapılıyor, şimdi Malatya'da evet, yapılacak. Bravo. İzmir'de yani İzmir'de meşhur da. Evet. Şimdi bundan sonra kapalı evet, olduğu zaman inşallah Türkiye Şampiyonası Malatya'da çalışacağız. Şimdi bir güzelliği de şu. Modern pentatloncularımız biliyorsunuz 5 branşta yarışıyor. Binicilik hariç 4 branş. Atletizm, yüzme, eskrim, atıcılık. Biz bunların hepsini bunun içine koyacağız. Yüzmede zaten milli olan sporcularımız var. Modern pentatlonda da milli takıma sporcu veriyoruz. Dolayısıyla orada iyice güçleneceğiz bu branşlarda. Zaten geçenlerde Anadolu Ligi yapıldı. Ana ligler yapıldı. Sportif olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yüzme alanında hiçbir rakibimiz yok. Bütün şeyimiz bizim. Malatya'nın batısında bizim rakiplerimiz. En güneydoğudaki rakibimiz Gaziantep bölgesi. Kahramanmaraş, ondan sonra başlar Kayseri, Konya. Biz onlarla yarışıyoruz. Bizim çocuklarımız şey. Orası mesela çok yok hocam ya. Geçenlerde Metehan Altıntop isminde bir çocuğumuz Türkiye Yüzme Şampiyonası'na gitti. 5000 metrede Türkiye şampiyon oldu. Evet, güzel. Şimdi geldiler hocaları, velisi, ailesi. Anlatın dedim, ne yaptınız? Diyor ki biz çıktık. Galatasaray Spor Kulübü'nün sporcuları, Fenerbahçe'nin sporcuları, böyle devasa spor kulübünün çocukları çıktı. Finale kalmış ya, hep en iyi takımlar kalmış. Bizim çocuk da boy biraz kısa. Onlar diyor böyle dev gibi falan diyor. Üstlerindeki malzemeler şöyle böyle falan. Yarışma bir başlıyor. Bizim Metehan bunların dumanını attırıyor. Ve şampiyon bitiriyor. İnşallah milli takıma girecek. İşte kamuoyuna Metehan Altıntop. Evet. Döne döne söylüyorum. Paylaşsanız hocam. Gözlerinden öpüyoruz. Yani. Biz tabii onu medyaya verdik. Bir ziyaretimize geldi. Hatta Vali Bey'e götüreceğim. Çünkü çok, bu işe reklam olmaz yani. Şu anda yaptığınız işler var. Velisine de teşekkür ediyorum. Metehan'ın. Evet. Ekranda yansıyor zaten de. Evet. Bunlar ekrana verirse, şeyse ekrana verelim. Metehan'ın vardı görüntüsü. Bu Elazığ'da yapılan şampiyonu zannederse. Bu analik karate grubu. Bunlar tekvandocularımız. Bunlar da gittiler, şampiyon oldular. Bu okul, cross takımı. Bu da yeni yapılmış size, 16 Ocak'ta yapılmış. Evet. Bu. Evet bu. Su 105 yarışması, evet, bir takım seçmelerinde. Metehan Altıntop. 15 yaş altı, 5000 metre yüzme yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Metehan, hemen benim yanımdaki sağ tarafımda. Evet, mavi tişört. Mavi tişörtlü. Kendisini tebrik ediyorum. Annesini, ailesini, babasını, hepsini tebrik ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Çünkü aile desteği çok önemli. Elit sporcunun evdeki beslenmesi, evdeki dinlenmesi, evdeki huzuru çok çok önemli. Tabii burada antrenörünü de kutlamak lazım. Antrenmanlara dinlenmiş, beslenmiş ve hazır bir vaziyette gelmese aileye ait. Ondan sonra da antrenöre iş düşer. Sonra da sporcumuzun başarısı, cehdi, gayreti, azmi. Bunların hepsi bir araya geldi. Bize ne düştü? Ona salonu hazırlamak, havuzunu hazırlamak, soyunma odalarını hazırlamak, deplasmana giderken işte avansını vermek, parasını vermek, kafile izin onaylarını yapmak, kalacak yerlerini ayarlamak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu böyle bir ekip çalışmasıdır. Şimdi yapılanlar daha var değil mi hocam? Daha yapılan, yani inşaatı devam eden önemli çok olanları alalım, reklama girelim hocam. Şimdi tabii ekranda da yansıyor zaten. Hekiman'da biliyorsun bir Yamadağ kayak merkezimiz. O yapıyor. Da önemli çünkü. Önemli bir yatırım. Çünkü kış turizmi de bu şehre lazım. Malatya Doğu Anadolu'nun girişinde, Orta Anadolu'nun devamı. Dolayısıyla kış şehri. Kim ne derse desin, biz bir Akdeniz şehri değiliz. Dolayısıyla kış turizmini atlamamamız gerekiyor üstad. Kış turizmi ekranda, deyip geçmeyelim. Ekranda zaten. Bugün Yamadağ'ında. Avrupa'da, Alpler'de Fransızların, İsviçrelilerin, İtalyanların bir kısmının Alpler böyle kenarından geçer. Her bu devletlerin hepsi
müthiş şekilde buradan nemalanırlar. Oraya yaptıkları kayak merkezleri, otellerle kış turizminden müthiş paralar kazanıyorlar. Bugün Davos dediğiniz yer aslında bir kış turizminin yapıldığı yerler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Alaska'da yapılan bütün testler kış turizminin müthiş paralar kazandığı. Aspen diye bir dizi vardı TRT'de yıllar önce, hatırlar mısın? Hatırlamam. Öyle bir kış kentinde yapılmış, bizim Bursa Uludağ'ın 10 kat 20 kat büyüğünü düşün. Böyle bir tesis. Şimdi biz Türkiye'de ne yapıyorduk şimdiye kadar? İşte Bursa'da, Uludağ'da, Kayseri Erciyes'te yapıyorduk. Şimdi Erzurum Palandöken, Kars Sarıkamış, Çankırı Ilgaz Dağları, Niğde Demirkazık'ta, Isparta Davraz'da, Elazığ'da, Bolu Aladağlar'da, Malatya işte Yama Dağı'nda, Bingöl'de Çat Yolda, Elazığ'da Sivrice Hazar Baba'da, birçok yerde Erzincan'da Ergan Dağı'nda büyük dev gibi testler şu an kimi inşaat halinde kimi bitmek üzere. Bu büyük bir atak ve hamle. Biz buradan geri kalamazdık. Biz de Malatya olarak Sayın Bakanımız o zamanki Faruk Nafiz Özak'ın zamanında rakımı 2400-2500 olan tüm yerlerin tespitini yapın. Kayak yapmaya uygun yerlerin bize tespitini yapın, gönderin, rapor edin dedi. Ben de Yama Dağı'ndaki bu mevkiyi, tüm her yeri değerlendirdik. En uzun kar kalma oranı. Bir de hocam Sivas, Erzincan, Malatya üçgen şeklinde tam birleştiği köşe ya. Hatta şu yani buna, Erzincanlar burada faydalanacak. Evet. Sivaslılar faydalanıyor. Evet. Malatya fayda. Yani bu üç ile yapılan bir yatırım olarak görmek dahasına, lazım bunu. Dahasını söyleyeyim. Bildiğin gibi Adıyaman'da kayak yapılamaz. Daha sıcak bir bölge. Sivas'ta daha aşağı in Şanlıurfa'da yapılamaz. Antep'te kayak yapılamaz. Daha sıcak. Yani orada oranın dağlarında kar çok hemen yağar kalkar. Bir ay iki ay ya kalır ya kalmaz. Buranın bu bölgenin insanları da ya ta Kayseri'ye gidecek ya Malatya'ya gidecek. Ya da Erzurum'a gidecek. Ya da Erzurum'a gidecek. Erzurum kendine 7 saat, 8 saat. Malatya 3 saat Gaziantep'liye. Kayseri'ye gitse 6 saat, 5 saat. Dolayısıyla Malatya bir cazibe merkezi olacaktır. İkincisi Malatya büyük şehir. Malatya'nın kendi potansiyeli var. Bizim kendi üniversite öğrencilerimiz Besyo kayak dersleri için kulüpler, ekiplerini hep Kayseri'ye angaje oluyorlar ya da Erzurum'a gidip de orada dersleri aldırmak istiyorlar. Bu kurulacak kulüplerimize, Besyo'ya ve de bu sporu yapmak isteyen diğer vatandaşlarımıza turizmi dahil yapılabilir. Şimdi biz buraya bir bina yaptık. 35 odalı 70 yataklı. Bu da yeter. İki telesiyaj testlerini yaptık. Kayıp aşağı indikten sonra geri yukarıya çıkacaklar. Snowboardlarımız ve diğer snow trucklar var. Truck makinalarını getirtiyoruz. Burayı yaptıktan sonra biz beklediğimiz beklentiyi söylüyorum. Bir özel sektör gelip burada otel yapabilir. Mesela Palandöken'de Polat Rönesans Oteli'ni gitmiş yapmış. Yani Adnan Polat zaten bildiğin gibi hocam bunu kış olarak düşünmemek lazım da. Dedeman, çünkü yayla turizmi var. Yayla turizmi için de geçerli. Şüphesiz bu. Oraya gelecektim. Ağzımdan aldınız. Dedeman gitmiş yatırım yapmış. Yazıcı gitmiş yatırım yapmış. Nereye? Erciyes'te yapmış. Palandöken'de yapmış. Uludağ'da yapmış. Bunlar artık şey olacak. Mesela Trabzon Ayder Yaylası'nda yapacak yani aynı şeyleri. Dolayısıyla biz buraya ileride özel sektörün gelmesini bekliyoruz. Evet. Biz devlet olarak ilk şeyi başlatıyoruz burada. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun geleceği var. İki, yazında aynı mekan çok güzel yayla turizmi olarak kullanılabilir. Buz gibi. Burada yazın çalışan Ramazan ayında bir arkadaş sıvacı bana şunu söyledi. Müdürüm dedi, ben dedi baskilliyim dedi. Sıvacıyım dedi. Gelmiş orada sıva yapıyor. Ramazan ayı ben burada dedi kazak giyiyorum, şey giyiyorum dedi, buz gibi hava. Hiç oruç bana dokunmadı. Telefon açayım dedi köye dedi. Bizimkiler diyor ki öldük bittik, ağzımız kurudu, dilimiz kurudu baskilde. Yok çünkü yayla şey şöyle bir şey. Çünkü Yamadağ şeyleri var. Şenlikleri var. Genelde her sene ben gidiyorum. Biz de gittik. Çünkü Sayın Valim'le de bu sene gittik orada şenliklere.
Orada da uğradı. Eski yol, şimdi eski bir yol çok güzel, çünkü yol da çok güzel. Güzel. Zaten hava radar var orada, hava kuvvetlerine ait. Evet. Birlikte aynı yolu kullanıyoruz, sonra testimiz ayrı. Çok yakınız birbirimize. O yolda devamlı açık tutuluyor. Bildiğin gibi hem NATO'nun hem milli haberleşme şeyimiz, sistemimiz var. Onlar da bize yani bir başka bir güç, kuvvet oluyor. Çünkü aynı yolu kullandığımız için kapalı kalma şansı yok. Güvenlik açısından da yani. Güvenlik açısından da böyle. Dolayısıyla bu testimiz bu. Bir reklama girelim hocam. Şimdi bunların dışında bizim bir de her il ve her ilçemize ve bazı semtlerimize futbol sahaları yaptık. Hocam futbolda kalalım. Peki. Bir reklam verelim. Reklamdan sonra futbola geçelim. Geçelim. Slayt görüntülerimiz de var. Eğer slayt görüntülerimiz de sevgili seyirciler arasında programımızın sonunda onları gösterme şansımız olabilir diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Sevgili seyirciler, tekrar sevgiler ve saygılar diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Son bölümümüze geldik. İki bölümümüz tamamlandı. Yatırımlarla ilgili, projelerle ilgili, Arena Stadı ile ilgili, Yamadağ'da yapılan bildiğiniz gibi tesis var. Kışla ilgili, kayakla ilgili. Onları konuştuk. Yapılan işler var, yapılmayan işler var, projeler var. Onları hocam tek tek anlattı. Tabii zamanımız da kısıtlı, söylenecek çok şeyler var. Daha hala şu işte elimde bir sürü var. Bunları soramadım. İnşallah ilerleyen zamanlarda geliş bir basın mensuplarına birlikte daha güzel bir şekilde organize olabilir. Güzel sorular sormaya çalışacağız. Çünkü yapılan iş, Malatya yapılan iş, şu ana kadar yapılan işler çok önemli ve çok iyi işler yapmışsınız. Elinize kolunuza sağlık. Tabii ki devletimize de sağ olsun, devletimize Allah de vermesin. Allah vermesin. Çünkü onların verdiği parayla bu işleri yapıldı. Biz mutfakta çalışıyoruz. Evet, yalnızca devletimizin de Malatya'ya verdiği önem de çok önemli. Ondan oyunda da başta başbakanımıza da teşekkür ediyoruz. Şüphesiz. Evet. Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz, vekillerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü çok iyi yatırımlar yapılmış. Hepsinin eline koluna sağlık. Evet. Evet, son bölüme geldik. Son bölümümüzde ben hocamı serbest bırakacağım. Müdürümü neler var? Çünkü şimdi, ben belki bilmediğim sorular var. Siz neler söylemek isterseniz buyurun hocam. Şenol hocam şöyle bir şey. Demin testlere girdik. Kapalı testlerden girdik. Açık testlere giremedik. Çok test yaptık yani. Çok şükür. Allah'a çok şükür. Bu AK Parti döneminin bereketi diyelim. Yani tüm Türkiye'de yatırımlar hükümetimizin diyelim. Coştuğu yani. İçin. Evet, hükümetimiz. Yani hükümetimiz neticede AK Parti hükümeti. Yani aynı şeyi söylüyoruz. Evet. Bizlere vermiş oldukları destek neticesinde oldu. Şöyle söyleyeyim. Açık saha eksiğimiz vardı. Açık saha, siz de futbol oynadınız. Hepimiz biliyoruz ki toz, kışın çamurdan, yazın tozdan sahalarda futbol oynanamaz haldeydi. Düştüğünüzde yaralanırsınız. Yaralarınız iltihap alır. Çünkü toprağa düşersiniz. İkincisi toz yutarsınız. Akciğeriniz, boğazınız devre arasında musluğa tükürdüğünüz zaman, özür diliyorum, çamur çıkar. Çamur, bildiğin çamuru yutmuş olursunuz. Hepimiz biz bu günleri gördük. Çok şükür şimdi sentetik sahalar geldi. Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtuldu. Sporcularımız pırıl pırıl ortamda sporlarını yapıyorlar. Nerelere yaptık? İlçeler ve merkez dahil olmak üzere 11 tane futbol sahası yaptık. Tribünüyle, soyunma odalarıyla pırıl pırıl. Şimdi bunları sıralayacağım tek tek. Darende Balaban'a, Darende merkeze. Ha şöyle diyelim hocam. Şimdi Darende dedik. Şimdi evet. Darende bir stat var. Evet. Bir takımımız da var. Evet. Balaban Spor var. Evet. Darende sporumuz da var. Evet. Yani yaptığınız yatırımla da işe yarayıp yaramadığını ben burada öğrenmek istedim o yüzden. Doğru. Şimdi Darende merkezde biliyorsunuz bizim bir Karakucak merkez sahamız var. Darende mevcut merkezde. Var zaten o. Onun bitişinde bir normal futbol sahamız vardı. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakan'dı, Malatya'ya teşrif ettiklerinde hava şeyiyle, yoluyla, helikopterle geldi ve bizim sahaya indi. Darende'deki. Evet.
Oraya inince biz hemen orada Darendel'in o zamanki belediye başkanı İsa Başkan. Hemen başbakana dedik işte burada şu ihtiyacımıza, bu ihtiyacımıza. Sahayı da Karakucağı da söyledi. Hemen orada Sayın Başbakan döndü bana. Not al bunu dedi. Gençlik Spor Müdürü, çünkü indiğinde karşılamıştım, kendimi tanıtmıştım. Evet. Buradayım efendim dedim. Bak not al dedi. Darendel'i biz dedi seviyoruz dedi. Burada büyük zatlar yatıyor dedi. Darendel'leri de ben seviyorum dedi. Not al dedi, bunları yapalım dedi. Baş üstüne efendim dedim. Suat Kılıç Bakanım da arabada hani çok büyük bir kalabalık ve arbede vardı. Otobüse geçmiş oturmuştu önceden. İnmemişti. Geri indi geldi. Baktı ki başbakan bir şey konuşuyor. Geldi dedi ki bana ne oldu bir şey mi söyledi? Dedim evet Sayın Bakanım dedim. Başbakanımız böyle bir talimat verdi. Tamam dedi. Onu dedi ben pazartesi gitti mi bana hemen dedi ilet dedi. İlettik. Neyse ihtiyacımızı belirttik falan. O saha ve Karakucak alanımız bu sayede kurtulmuş oldu. Buradan teşekkür. Belediye başkanımıza da bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Balaban'a da Sivas valimiz, o zamanki Sivas valimiz Malatyalı zaten. Sayın Ali Kolat Beyefendi Malatyalı ve Balabanlıdır. Malatyalı. Spor Genel Müdürlüğü'nü Ankara'da bir ziyarette bulunduğunda bir serzenişte bulunmuş. Demiş ki ya benim ilçeme, benim doğduğum yere biz demiş tesis istedik yapmadınız falan filan. Demişler ki ya nerede? Balaban. Demişler hay hay ya senin istediğin bu olsun. Bir baktık ki ödeneği çıktı. Yani işin doğrusu Balaban'ı biz tercih etmedik. Çünkü demin senin söylediğin hani orada kulüp var mı, yarıyor mu işe falan. Çünkü orada henüz kulüp yoktu. Ama kurdular. Yani. Bu ama bak o kulübün kuruluşunu anlatıyorum şu an. Bu hemen yatırım programına girince ben hemen belediye başkanına gittim ziyaret ettim Mehmet Bey'i. Dedim ki bak başkan böyle böyle bir tesis yapılacak. Ele güne karşı bak. Belediye başkanı da haberi yok yani. Yok bahsedilmiş de ne zaman çıkacağını bilmiyor. He, tamam demiş. Dedim ki bak para çıkıyor. Bize gelecek. Biz ihaleye çıkacağız. Biz bu sahayı bitirinceye kadar sen kulübü kur. Bu gençleri dedim kahveden şuradan buradan kurtar. Nasıl kulüp kurayım? Dedim sana tüzüğü de vereceğiz. Hazır hani kulüp kurma tüzükleri var ya. Oradan yardım ettik sağ olsun kendisi de. Darende Balaban Spor'u kurdu. Balaban Belediye Spor hatta kurdu. Çocuklardan çıktı ve ikinci amatörden de başlattık kendisini. Hep başladınız. ASKF'ye de bildirdik ve orada maçlarını da oynadılar. Dolayısıyla verimli oldu, güzel oldu. Doğanşehir'in öteden beri sahası yoktu biliyorsun. İşte şikayetçi oluyorlardı. Yok ayağımız çukura düştü. Şöyle oldu, güzel oldu. Pırıl pırıl bir sahada oraya yaptık. Elinize sağlık yani Arap gerçekten güzel oldu. Evet. Arap Kir'in sahası yoktu ki yani önemli ilçelerimizden, kadim ilçeler bunlar. Pütürgen'in sahası yoktu. İşte Arap Kir'le burada takım kurmaları lazım. Yeşil Arapçı Spor vardı eskiden biliyorsun. Art yapısı vardı ama yine kurmalar lazım. İnşallah belediye başkanımızın öncülüğünde olur diye tahmin çünkü ediyorum. Çünkü Üniversitesi'nin orada meslek okulu da var. Bir onlardan faydalanması var. Da lazım İnşallah. Olur yani. Pötürge'ye sahaları topraktı, yeniledik. Tribününü yeniden yaptık. 1000 kişilik şu an tribün var, üstünü kapattık. Ha, çok güzel. Pötürge'nin. Tüm soyunma odalarını ve hakem odalarını tepeden tırnağa yeniledim. Duşluklarına, sıcak sularına kadar ayarladık. Akçadağ'ın biliyorsun şeyine, Ören'e bir tane saha çıktıydı. Ören, hani işte acaba biz AK Parti'ye oy vermiyoruz, biz dışlanıyor muyuz falan. Düşündüler mi? Düşündülerdi. Ya? O zaman işte milletvekillerimiz tamam dediler yapalım. Oraya bir saha yapıldı ama Akçadağ merkez sentetik olmadı. Doğal çim olduğu için biraz ertelendi. Ama ben oraya da arzu ediyorum ve onu şimdiki belediye başkanımız Ali Kazgan Beyefendi ile birlikte hareket ettik. Ali Kazgan Bey biz projeyi çizdik verdik. Ankara'dan talep ettik. O da üstüne gitti. İnşallah oldu önümüzdeki yani. Günlerde oraya. Aa, çok güzel. Akçadağ merkezdeki sahayı da sentetiğe dönüştüreceğiz. Orada bir de şey var hocam. Daren nereye çıktı? Akçadağ'la
Doğanşehir arasında bir öğrenden geçen yol var. Evet. Yani hem turizm açım bazında da iyi düşünmesi i̇şte gerekir yolu, diye Polat evet. yolu. Çünkü ben de özel idareci olduğum için Közbenizazı evet. oralar çok iyi bildiğim için. Çok da güzel yerler. Çok güzel. Bir de bahçenin arasında geçen yeşillik arasından geliyorsun. Yani turizm açısından beri iş turizm için oradan da çok önemli olabilir. Mükemmel yani. Evet. Sonra Konak Mahallemizde bir sahamız vardı. Yani Banazı eski ismiyle. Oranın sahasını şu an yaptık, bitirdik. Tel örgüsüyle çevre, istinat duvarları. Çünkü orada kot seviyesi çok kötü. Onu bitirdik. Soyunma odaları dahil. Bir de orasını şöyle diyeyim. Bir de pikniğe çok yakın olduğu için. Hemen piknik alanı üst tarafı. Hemen üst tarafı ve gerçekten. Hiç boş kalmaz yani. Yani oraya iş turizm için gidip pikniğe gitmekte gidenler için de orası güzel bir tesis. Hemen çok hazır. Pırıl pırıl oldu. Pırıl, topraktan güzel. Kurtuldu. Çamurdan kurtuldu. Yeşiltepe merkezde bizim bir nolu sahamızın yanına iki tane daha saha yaptırdık. Yani orada üç sahaya birden kavuştuk. Malatya amatörü biliyorsun antrenman yapacak yer bulamıyordu, saat bulamıyordu. Şimdi üç saha. Üç saha. Sonra Yeşilyurt'a bir saha bitirdik. Yifaş'ın oradaki sahayı. Çok güzel yani. O saha da bitti. Zaman zaman oraya hem amputeleri hem diğer müsabakaları kullanıyorlar veriyoruz. Zaten orayı. Sonra Pınarbaşı sahamız zaten duruyor. Orzu Pınarbaşı. Orada zaten Büyükşehir Belediye yapıyoruz. Yani Futbol Federasyonumuzun iki sahası var. Ki o sahibi. Ya işte bunlar da yararlanamıyoruz hocam. İşte ben oraya not düşmüşüm protokole. Amatör istediği zaman verilecek diye. Yani amatör mesela oraya müsabaka koyabilir. Hatta İnönü Stadyumu yok mu Üstad? Bizim şu andaki evet. İnönü Stadyumu'nu ben çireye verirken belediye. Oraya protokole şöyle bir madde koymuşum. Malatya birinci amatör küme bittiği zaman son final maçlarını İnönü Stadyumu'nda yapsın diye 4 maç 5 maç oynandı. Hak verdik yani. Ki, hatta biz özel idare sporla TC Spor final maçları orada oynadık zaten. Değil mi? Dolayısıyla bu hakları gözetiyoruz. Yani sporcularımız büyük tesisleri de ara sıra görsün diye. Yarın Malatya Arena'da. Şimdi tamam Malatya Spor topunu oynayacak ama ben o sahada isterim ki Malatya şampiyonluğu belli olacak maç finali de orada oynansın. Hocam Bal Ligi orada oynansın sanki. Yani zemin kaldırdığı müddetçe sorun yok. Orada doğal çim ya. Ya işte bölgesel amatör kışın zor oluyor biliyorsun. O U21'ler oynasın. Oynar. Ve şu anda U21 Battalgazi'ye gidiyor. Battalgazi şu anda biraz çok dar. Bunun dışında bu açık sahaların dışında iki tane açık tenis kortu yaptık. Şeker fabrikasında gençlik merkezinin arkasına. İki tane de kapalı kort yaptık. Kort yapımız devam edecek. SEM sahaları yaptık. Bir tane Melek Baba'ya, bir tane Göztepe'ye, bir tane Yeşiltepe'ye. Bunu da Sodex'ten yaptık. Futbol olarak mı? Yok. Yani mini futbol oynamaya elverişli. Bir basketbol sahası. 20'ye 40 saha. Şimdi tesis diyoruz da şimdi biz her zaman söylüyoruz. SEM sahaları öldü, sporcular da öldü. Çünkü sporcu evet. çıkmıyor. Çünkü sporcular SEM sahalarında çıkıyor. Şüphesiz. Şimdi Malatya'da boş tarla kalmadı. Kalmadı. Boş tarla kalmayınca da bu gibi sıkışıklıklar oluyor. Oluyor. Mutlaka tabii belli bir şeyde basketbol sahası mini yapılıyor ama randımanda tak verilmiyor. Mesela bildiğiniz gibi mahalle arası futbol maçları oynanıyordu. Sancak'ta evet. da oynanıyordu. Malatya Lisesi'nin arkasında oynanıyordu. Demiryolu'nun arkada oynanıyordu. Yani mahalle arası turnuvalar vardı. Hiç boş kaldığı yoktu evet. yani. Şeyin kanal boyunda MIT'in bu tarafında boş büyük tarla vardı. Tarla vardı. Oradan nece sporcular yetişmiş. Sancak'tar işte orası. Sen de biliyorsun. İşte şimdi tabii ki burada herkesin elini taşına top koyması gerekir. Yani. Çernek'te şeyin arkasında vardı. Toprak suyun arkasında vardı. MIT'in arkası. Hasan Varol'un bahçesinin yeri yani meşhur. Oradan vardı, bak vardı oradan Malatya İdman Yurdu'nun birçok sporcusu oradaydı. Hocam kim vardı? Hocam? Bak Adanalı Yusuf diyorduk ya. Kara Yusuf. Kara Yusuf. Evet. Kara Yusuf ben o mahallenin çocuğuyum. Oradan yetişti. Ahmet Ayeri o mahallenin çocuğu. Bizim bitişik komşumuz. Elazığ Spor'da kaç yıl oynadı abi? Hocam doğrusu işte. Ali yine oradan yetişti. İşte bunlar zaten yazın. Turan oradan yetişti yani. İşte yazın. Fahrettin abinin evi yukarıdaydı. İkinci mahallesidir ora. Fahrettin abi de bizim eserdi. Oraya top oynamaya gelirdi. Yani oradan nece sporcular çıktı. Tekel'in arkası vardı hocam. Tekel'in arkası vardı. Dolayısıyla yani topraktı mopraktı ama her semtin kendine ait birer sahası vardı. Meşhuru vardı yani. Yani böyleydi. O günler güzeldi. İyi de spor çıktı. Buyurduğunuz gibi SEM sahalarının önemi çok önemli hocam. Yani.
Gelelim bir tane de Doğan Yol'a halı saha yaptık. Bitirdik. Oraya bir toprak saha yapmıştık ama Doğan Yol'un henüz kulübü yok. İnşallah o halı sahadan sonra orayı da bir hale getireceğiz. Tabii Doğan Yol'un da potansiyeli var diyebiliriz çünkü. Belediye başkanımız çok yani. Aktif. Recep Gülbey başkanım. İnşallah orada bir takımı yani kurarsa daha güzel olacak. Çünkü merkez çok güzel oldu. Orada biliyorsunuz emniyet şeyi yapıldı. Yeri de çok güzel. Yapılmasını planladığımız tesisler var. Mesela onu söyleyeyim. Bir tanesi Doğanşehir'e spor salonu. Spor salonunun yeri hazır. Şu an inşaat aşamasında. Ama orası çok oranın gerçekten aciliyeti vardı var. Yani. Tabii. Güreşçilerimiz hep çünkü Doğanşehir, okul salonlarında şurada burada çalışıyor. Şu anda Doğanşehir'in altyapısı çok iyi. Çok. Gençleri de çok iyi. Evet. Ben inanıyorum ki Doğanşehir Belediye Spor çok iyi yerlere geldi. Sayın Belediye Başkanımız Veli Küçük de bu işlere çok sıcak bakan bir evet. Başkanımız. Daha da orada verim alacağınıza inanıyorum yani. İnşallah. O Doğanşehir'in hemen ardına biz Hekimhan Pötürge spor salonlarını önemsiyoruz. Hekimhan'da zaten saha çok güzel. Elinize sağlık. Saha mükemmel yani. Şimdi oradaki sentetik şey halı sahanın dışındaki normal sahayı tabii yan yana zaten. Kurtulacağım ondan. Çünkü buradan biçmeye gidiyorum. Buradan devamlı ona bakıyorum. Çim değil mi hocam? Çim, doğal çim. Belediye alamıyor mu hocam? Belediye devretme şansınız var mı? Yani belediyenin çimden spor uzmanlığı yok. Ben orayı sentetiğe bir çevireyim. Kurtulayım diyorsunuz değil mi hocam? Ondan sonra yani gözüm arkada kalmasın. Bir de çünkü kadromuz yok. Yani gençlik hizmetleri ilçe müdürü, personel 2-3 kişi olsa Akça'da da var mesela. Bir de takım yok şu anda. Takım da yok. İnşallah orası olur. Sonra bazı ilçelerimizi yani Kuluncağ'ın sahası planlamamız da var. Kuluncağ. Yeri hazır. Arsasını hazır ettik. Yazıhan da var zaten. Yazıhan'ı bitirdik. Onu söyleyeyim. Orası çift alan da kullanılıyordu ama. Yani futbol sahasını kullanmıyorlardı. Başka bir alandı da. Başka alan yan tarafta kullanıyorduk. Cirit için okulun de bir yer düşünüyoruz yani. Eğer olursa. Daha önce de şey yapılması düşünüyordu. Yani şimdi gündemde var mı yok bilmiyorum da. Elazığ'da var ya atlar için yarıştırma. Hipodrom. Hipodrom şu an. Bir daha önce şeyde düşünülüyordu da. Bu yakınca tarafında bir yeri almışlar. Geri de vermişler. Ben geldim inceledim. Evet o yer bizde değil. Hatta çünkü ben yakıncaya salon yaparken inceledim, bulamadım. Dedim ne oldu? Dediler geri gitti. Çünkü Elazığ yapıldığı zaman buraya da yapılacaktı. Elazığ'ınki şu anda faaliyette yapılıyor. O zaman Malatya'da yapacaklardı at yarışı ile ilgili. O zamanki belediye başkanımız Veysel Katırcı yakınca da sağ olsun bize tuttu şu anki yeri verdi. Biz oraya tuttuk salonu yaptık işte bu salonu. Teşekkür ediyoruz yani Veysel Bey'e de. Eğer o sırada ben bunun parasını koparmıştım yer bulamıyordum. Evet. Veysel Bey hemen bu yeri gösterdi biz bu salonu yaptık. Ya işte böyle şeylerde faydalanmak anında, lazım. Anında evet yani demir tavında dövülüyor. Bir de eskide çünkü ben zamanında Battalgazi'deki tesis için ne kadar uğraştığınızı biliyorum. Evet. O yönden Yap Devlet Spor Toto Teşkilatı aynen. hatta ne durumlarda olduğunu çok iyi biliyordum. O zaman arada, çok iyi bir o zaman şey yürüttünüz siz ve kopardınız da. Belediye Başkanıma Selahattin Bey'e teşekkür ediyorum. Onun parasını da hazırlamıştım. Bir ölçtük ki sığmıyor. Futbol sahasının arkasına. Salon büyük. Sığmıyor. Hemen başkana dedik. Başkan dedi ki orada bizim 10 dönüm yerimiz var. Hemen tahsis dedim başkan. Sağ olsun hemen meclisini topladı. Tahsisini yaptı. Ankara'ya gönderdim. Salon oraya oturdu. Ve şu anda da işte faaliyet yapılıyor. Bir ne de kadar? Turizm açısından da çok önemli çünkü. Ben orada Türkiye şampiyonları yaptım. Yapıldı onu biliyorum. Bir de oraya gelendiği zaman Sayın Belediye Başkanı'na teşekkür ediyor Selahattin Başkanım'a. Çünkü biliyorsun Malatya'nın gezilecek görülecek yerleri oldu. Orası oldu yani. Çünkü gelen şöyle orada oldu. Sporunu yapıyor. Türkiye Şampiyonası güreşi verdi. Yani. Hamza Yerlikaya Başkanım. Teşekkür ediyorum ona da. Bize o zaman Türkiye'ye güreş şampiyonasını verdi. Greco-Roman herhalde. Geldi ekipler önce homurdandı. Ya dediler burası nereymiş dediler ya biz Malatya merkeze geldik zannettik falan filan. Dedik hele siz gelin bakalım hele bir Battalgazi'yi bir görün. Ulu Cami, Türbe sahil, var, mahil bir gezdiler. Dediler burada ne kadar gezecek yer varmış, ne kadar güzel yer varmış. Her birisinin elinde fotoğraf makinesi, kanlı kümbetin orada çektiren, Ulu Cami'nin orada, Kervansaray'da bütün
Sahil boyu, o Beyaz Saray'ın oralar falan müthiş. Gelen sporcu da hem tatile de gelmiş oldu. Müthiş şimdi. Eğlendiler. Yani. Çok hoşlarına gitti yani. Ulu Cami ya mesela. Evet, çok güzel oldu. Övünüyoruz yani. Bakanımıza da, o günkü bakanımız Suat Bey'di. Şimdiki bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç. Buradan bir başsağlığı dilemek istiyorum. Onu da kamuoyuna paylaşalım. Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın babaannesi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Leman Kılıç. Allah mekanını cennet etsin. Buradan taziyelerimizi de belirtmiş olalım. Onu da söylüyorum. Son cümle olarak böyle. Hocam çok teşekkür ederim. Daha söyleyecek çok şeyler var. Var. Ama tabii ki zamanımız elverişli değil. Bize de belli bir zaman ayrılmış çünkü. İnşallah ilerleyen bir zamanlar içerisinde diğer spor servisteki arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelelim. Bir araya evet. Gelelim. Mutlaka. Bir yazın düşündüm. Biraz hava güzelleşsin dedim. Bir otobüs ayarlayalım. Testlerimizi gelelim. Sonra da bir ama yemek yiyelim. Ama bunun öncesinde bizim kameraman şefimiz gelsin. Sizin gidip stüdyo alsın. Güzel bir çekimler yapsın. Ayrı tabii. Çünkü hangi basın mensubumuz isterse testlerimizin kapısı açıktır. Gerçekten yapılan testler çoğu bilmiyor. Evet bilmiyor. Hatta ekranlara tamam. Yansıyan bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben çok iyi biliyorum. Ben gündeme getiriyorum ama ben gündeme getirmekte de olmuyor. Doğru. Çünkü bazı şeyleri, güzel şeyleri ekrana yansıtmak lazım. Malatyalıları bilinçlendirmek lazım. Ha ben de sizden biri sayılırım. Çünkü ben de sporun içine geldiğim için neyin olduğunu çok iyi biliyorum. Biliyorum. Ama bilmiyorum. Her şey de söylenmiyor. Sizin sporcu yapınızı biliyorum. Yıllarca Malatya'da olup biten her şeye şahitsiniz. Yani dolayısıyla ileri mi gidiyoruz, geri mi gidiyoruz, ne oluyor? Bunu en iyi bilenlerden birisiniz. Hem sporun içinde biri olarak hem medya mensubu olarak. Teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü haber yapmak çok basit bir şey ama eksiği gördüğün zaman da karşıyı uyarmak lazım bana göre. Evet, çünkü o da art niyetli yapılan bir şey hiçbir zaman bir şey olmaz. Çünkü evet. O da Malatya için yaptığı bir şey var. Çünkü şu anda siz genç spor müdürsünüz. Müdürsünüz. Yapılacak şeyler vardı. Devlet size şey vermiş. Bunu iyi kullanmak gerekir diye düşünüyorsunuz, yapıyorsunuz. Ve bu konuda da ben Ankara'da Genç Spor Genel Müdürlüğü içerisinde bakanlıkta yattığınızı biliyorum çünkü. Tabii böyle. Sağ olsunlar. Bugün Testler Daire Başkanlığımızdaki tüm İhale Şubesi, Yatırım Şubesi, Açık Sağlar Şubesi hepsi burada pay sahibi. Tamam gittik geldik işte ağladık sızladık aman dedik şu testimiz yok bu testimiz yok. Yine neticede onların imzalarıyla çıktı bunlar. Teşekkür ediyoruz tüm bakanlığımıza, bakanlık çalışanlarımıza, genel müdürümüze, genel müdür yardımcımıza, Testler Daire Başkanlığımıza. Ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Beni kırmadınız buraya kadar zahmet ettiğinizden dolayı. Sağ olun bize bu fırsatı verdiniz biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler bu haftalık da bu kadar. Haftaya tekrar başka programda buluşmak dileğiyle efendim hoşça kalın.